Tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Bravo. Harika. Bugün gerçekten böyle bir enteresan bir enerji var salonda ya. Vallahi bir güzel, bir yüksek bir enerji var. Her zaman söylemem bunu. Vallahi bak, söylüyor gibi bakıyorsunuz, öyle değil. Gerçekten yüksek bir enerji var. Güzel konuştuk biraz da yayından önce. Seyircilerimiz Danimarka'dan, Almanya'dan gelen işte... En uzak Beylikdüzü'nden gelen seyircilerimiz var. Vefakar ve cefakar seyircilerimiz. Oralardan geldiyseniz biz de bu gece inşallah sizleri böyle güzel güzel eğlendirerek, coşkuyla yollayacağız inşallah evlerinize ve ekranları karşısında bizi izlemeyi tercih eden seyircilerimize güzel bir akşam yaşatacağız. Ben de yeni imajımla bu hafta karşınızdayım. Artık evde çocuk yeni imajımdan sıkıldı, yemin ediyorum. Kuzey böyle baba yani karar ver gibi bakıyor. Şu an tanıyamıyor beni. Ama şu an bunda karar verdim. Biri çok yakışmış dedi. Kimdi o? Siz dediniz değil mi? Mesela unutmuyorum öyle şeyleri. Çok sağ olun valla. Onun moraliyle çıktım biliyor musunuz? Siz de çok yakışıklısınız. Haberiniz olsun. Çok güzel hareketler. Başlıyor aksiyonuyla. Biliyorsunuz yani bu senenin son programını yapıyoruz. Hepinizin yeni yılını şimdiden kutluyoruz. Şahane bir yıl olsun inşallah. Sağlık, mutluluk dolu, huzur dolu bir yıl olsun inşallah. 2023 hepimize çok iyi gelsin inşallah. Onu buradan bir söylemek isterim. Ya hiç böyle bir yıl başında saçma bir yerde yeni yıla giren... ...böyle berbat bir yılbaşı anısı olan biri var mı? Şurada bir el kalktı. Evet, ismin neydi? Emre. Kaç yaşındasın? 10. Memnun musun 10'dan? Evet. Ben 2020'ye şöyle tuvalette girdim. 2020'ye? Evet. Tam o sırada mı denk geldi? Annem bana hep diyordu ki, bir yıla nasıl girersen öyle geçer. 2020'ye tuvalette girdim. 2020 öyle mi geçti? Evet. Kaç yaşına girdin? Orada 8. 8'e girdin. O yüzden ondan çok mutlusun şu an galiba. Ondan mutluyum evet. Ona nasıl girdi? Onu niye bu kadar seviyorsun ya? Bu yıl ne oldu hayatında? Vallahi iki basamaklılara geçtim. Yani sen tek basamaktan mı hoşlanmıyordun? Yani 9-8 oralar evet. Böyle bir ne böyle çok küçük mü geliyordu? Buradan sonra 3'ü bekliyorum ben. 3 basamakları. Evet. Çok beklersin ama yani varırsın inşallah yani. Teşekkür ederiz. Emre'ye bir alkışlar. Evet. Bal ve ayı geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Ne kaptırıyorsun Allah Allah. Vay, 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 vay. Çok güzel otelmiş ya. Vallahi iyi ki ayıttım yer. Otel güzel tabii, parası da güzel. Bir yılbaşını dışarıda geçirmeyelim mi ya? Bu gidişte yılbaşı bize geçirecek yani. Bir sürü para ödedik. Ya bir kere de parayı düşünme. Parayı genelde ben düşünürüm. Bir rahat ol, bir relax ol. Bir tadın, anın tadını çıkar. Bak, özel kıyafetler giydim. Nasıl? Yüzüşmüş kapya bir bel gibisin. Gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim ya. Allah aşkına ya. Allah Allah ya. Hiçbir şey benim tadımı kaçıramaz. Otur şuraya. Otur şuraya. Hiçbir şey benim tadımı kaçıramaz. Tamam.
Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl geliyor, geliyor. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl geliyor, geliyor. Noel babanın gayrimeşru çocuğu gibisin şu anda. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Yeni yıllar. Fix menümü alırsınız, yediğinizi mi ödersiniz? Şu abi bak bakayım. Sence? Ben size ultra fix menü veriyorum. Biraz da ben yerim. Sana kalmaz. Garsonlar da bize denk geliyor hep ya. Keşke serpme yılbaşı alsaydık. Van kahvaltıcısın bura. Van'da yılbaşına girmiyorlar. Ne boş boş konuşuyorsun? Aşkım, otelde yılbaşı yemeği. Ya, çok romantiksin. Evet, ilk yeni yılımız. Hem zaten yemekten sonra da otelde kalacağız. Aa, nasıl yani? Yeni yıldan sonra odaya mı? Evet. Ya! Kız, bana bak. Biz de o otelde kalsak. Bak, Allah cezanı vermesin. Gözüme sokacağım ya. Otel motel yok, eve gideceğiz. İnsanda heves, meves bırakmıyorsun ya. Allah Allah. Üf, keşke yılbaşına tek başıma girseydim. Merak etme, sen girince bize yer kalmaz zaten. Öküzsün, öküz. Şimdi evimde olsaydım, mandalina mı yeseydim? Hindi mi, fıstığı mı, karpuzu mu, mandalina mı, gaju mu? Vallahi ilk otele gelmişiz, daha ucuza gelecek. Pardon, bir konuşma yapmak istiyorum. Tabii. Evet, evde bu konuşma için çok hazırlandım. Gerçekten. En kötü yılımız böyle olsun. Ya. Valla çok güzel konuşma, bravo! Sensiz geçen yıllarımı yaşanmamış sayıyorum. Bize. Bize. Nasıl yaptılar ya? Şişt, kız, kalk kalk, ben de yapacağım. Ben de konuşacağım. Lan otur, rezil edeceğim bizi. Ha, ya ben de yapacağım ya. Yapamazsın. Bak. Herkes buraya baksın. Bir konuşma yapacağım. Sana baktıkça tıpkı yıllar boyu aynı senin gibi büyüyen, gittikçe senin kadar büyüyen aşkımızı görüyorum. Yeni yılın kutlu olsun tosunum maşallah. Kadın gülüyor. Bak, kadın orada nasıl gülüyor. Bak, gel, beni rezil ettin. Ne rezil ya? Şunu adam akıllı yapalım. Gel buraya. Lütfen. Al. Evet. Biz de yapacağız. Öte gelin, öte gelin abi. Yapacağız. Yaparız ki, ne var? Ya, ama gelin. Ya şu ama boynunu kır. Yanlış mı? Kır şu boynunu. Harbi kır şunu ya. Ben dur, ben... Oradan çevirmeyeceğim. Şuradan çevireceğim oğlum, ya. Oğlum dönmüyor. Ya oğlum, ben içeceğim. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Seversen senden hayır yok ya. Ben kendi suyumu kendim içerim. He, ben de içerim ya. Oh. Neyi bu kadar çile çektik ya? İçim yanmış ha. Ne? Bu arada bugünün anısı olarak... Evet. ...nacizane, unutmayacağım böyle ufak tefek diyelim bir şeyler... Ay tamam Ayhan, ver artık. Ne aldın? Al bakalım. Ne aldın? Nereden açılıyor? Ne aldık? Oradan aç. Ya kalp şeklinde kolye. İçinde fotoğraflarımız da var. Ya gerçekten mi? Of, çok romantiksin Ayhan. Bir de kar yağdı mı tam olacak. Bir şey diyeceğim. Allah'tan kar yağmadı. Götümüz donardı ha. Ya bir ambiyansı bozma. Bir dur ya. Allah Allah. Bak bak. Sana hediye aldım. Ana, bana hediye mi aldın? Evet. Sen bazen şaşırtıyorsun ha beni. Ya. Bazen böyle küçük sürprizler yapıyorsun ha. Ne sandın? Biz de boş adam değiliz yani. De. Aç. Aç onu aç. Lan niye havlu aldın? Tellak mıyım ben? Allah Allah, özel bir şey diyorum, özel bir şey. Şunu bir tam aç ya, sürprizli. Allah'ım, Allah'ım ya Rabbim. Lan benim yüzümün yarısı niye yok? Sığmadı. Sığmadı, onu nevresime tamamlattım, onun üstüne yaptım. Böyle asınca oraya denk gelecek. Tam yükseliyorum, gerçek yüzün ortaya çıkıyor gerçekten. Beğendin mi aşkım kolyeyi? Aşkım bayıldım, fotoğraflarımızı bastırmışsın. Evet, hep yan yana kalacak bundan sonra. Bu havluda fotoğraflarımız hep yan yana kalacak.
Lan havlu bu, havlu nereye sileceği belli mi orayla? Allah Allah, senin için, senin için kötü ya. Fix de. Yüzüme denk getireceksin, Allah post vermesin. Ya sen bu havluyla nereye siliyorsun? Görmüyor musun havlu olduğunu? Silme orayı, Allah Allah. Ya, sus. Aşkım, ben de sana böyle çam sakızı çoban armağanı. Ya ne gerek vardı hayatım? Ya al. Ne aldın? Kapa gözünü. Tamam, kapadım. Gözün kapalı, aç. Tamam. Açma, tamam mı? Açma. Tamam. Gözünü açma. Salla elindeki şeyi şimdi. Evet. Şimdi aç. Kar küresi. İnanamıyorum. Nereden geldi aklına ya? İnanılmaz bir hediye. Ya, ya. Biz de düşündük işte bir şeyler. Bak, böyle yapınca kar yağıyor, hop oda. Ya! Kar yağıyor, hop oda. Ya! Biraz feyiz al ya. Biraz feyiz al. Bak ne güzel hediye almış eşi. Sen bana hiçbir şey almadın. Yok lan, aldım tabii. Ulan. Tabii bak, ben sana ne aldım? Ne aldın kız? Şimdi. Ay, sen bana havlu almış, kocam beni düşünmüş. Ben ona hediye almaz mıyım ya? Nerede bu hediye nerede ya? Nerede kız? Hadi göster nerede ya. Nerede ya? Bak, bak. Nerede? Aha, burada. Allah canın almasın. Pis pis hareketleri ya. Ya tamam, tamam. Şaka yaptım, şaka şaka. Asıl hediye burada bak. Görüyor musun? Sürpriz! Oooo! Kız! Bana ödül mü yaptırdın? Tabii sen benim evimin direğisin. Tabii ki ödül yaptıracağım. Bakayım bakayım ne yazıyor? Yılın en iyi öküzü. Aşk olsun ya. Senemoyu didinelim, ödülümüz bu mu? Vallahi başka aday yoktu. Aşk olmaya bak, çok rahatladım. Ne çok eğlendim. Şunu koy gözüm görmesin. Hadi. Biraz hızlı ol, ayakta gireceğiz yeni yıla. Ayakta girersek bütün yıl ayakta gider değil mi? Güldürme, güldürme. Kadın gül gül ölecek şimdi ya. Yeni yılda istersen biz de odada girelim. Ama o zaman bütün yıl... Tuvalet nerede acaba ya? Bak, tuvalete gideceğin zamana dikkat et. Tuvalete gideceğin zamana dikkat et. Niye? Ondan sonra bütün yıl... Ne kadar iyileşsin ya, devamını getirme lütfen. Ya kız, ben senin için söylüyorum. Düşünmek de suç oldu ya. Ben bulandı ya. Nasıl, otel güzel değil mi? Ay, her yer süs. İçim bir hoş oldu. Tansiyonun falan düşmüş olmasın? Yok, yok. Heyecanlandım yani. O kadar hazırlık yaptım. Hazırlık derken? İçime kırmızı don giydim. Benimki ötmüyor. Aşkım, acaba bu yeni yılda bizi neler bekliyor? Vallahi benim tek bir beklentim var. Ne? O da senden hiç ayrılmamak. Ya aşkım benim. Yeni bir yıla daha giriyoruz. He? Nasıl gidiyoruz, iyi değil mi? İyi, iyi. Senin yanında zaman nasıl geçiyor hiç anlamıyorum. Unutuyorsun da ondan. Neyi? Zamanı. Ne zamanı? Aman boş ver. Evet, senin yanında geçirdiğim zamanı an be an hatırlıyorum. Zaman sanki hiç geçmiyor. Yeni yıl dileklerinizi alalım. Televizyona röportaj mı veriyoruz lan? Yeni yıl dileklerinizi alalım ne? Benim yeni yıl dileğim yok zaten. Niye? Senden zaten ne beklenir başka? Benim var. Neymiş? Dileğinde sen yoksun. Senden kurtum var. Allah'ın cezası. Aşkım bak, aklıma bir şaka geldi. Ne? Hazırsan yapıyorum. Ya. Seneye görüşürüz. Hanım bak, aklıma bir latife geldi. He? Seneye görüşürüz. O kadar emin olma bence. Yok, onu demiyorum şimdi. Hani bu akşam 31 Aralık, yarın 1 Ocak. Hani seneye görüşürüz. Orasını Allah bilir. Onu demiyorum. Hani böylesin. Ama siktir et. Hadi bak, yine içime sinmedi. Suratını asıp oturma. Yeni yıla gireceğiz. Ben sana bir şaka yapayım da keyfin yerine gelsin. Sen? Tabii. Şaka. Hazır mısın? Yap bakayım. Hazır mısın? Hı. Seneye görüşürüz. Seneye görüşürüz. Hani 12'yi geçince seneye oluyor ya.
Nasıl? Boh gibi senin mizah anlayışın olsun. Ya şakayı anlamıyorsun bana şey yapıyorsun sus ya. Sus Allah'a, benim şakam olur ya. Ve karşınızda bir su deniz. Dil esme ayni burra burra. Dil esme ayni burra. Kurtlarımızı döktük. Utanmıyorsun değil mi? Hiçbir kılını kıpırdatmadı. Kırmızı balık gibi oynadın ortada. Allah'ım, bunların içi geçmiş ya. Eğlenmeyi bilmiyorlar. Ben yaşamayı seviyorum. Ne yapabilirim? Ben seni bir geberteyim de yaşayamam. Ya. Bir de kadına para taktın değil mi? Kız görmüyor musun? Beşikleri taktım ya. Sadece bir araya bir 1 lira sıkıştı. Onu alayım diye ben çaba gösterdim o kadar. Lanet olsun böyle yılbaşını. Aşk olsun. Kız ne güzel oynadı değil mi? Aman sen ona taş çıkarırsın taş. Ah be. Yok canım. Hadi bir oyna bakalım. Hadi be. Bir git be. Hadi bir oyna be. Ver müziği. Dil esme ayni burra burra. Dil esme ayni burra. Şey diyeceğim, çaldığınız 1 dakikayı geri verin bana. Nasıl be? Taş çıkardın mı? Sen daha çok taş düşürdün. Güldürme, güldürme. Kadın gidecek lan. Evet efendim, yeni yıla girmemize çok az kaldı. Aa. Bakıyorum. Ne kadar? Gerçekten de çok az kaldı. Evet, hep beraber 5. Lan 5 mi? 4. 3. 2. 1. Bir seneye daha beraber girdik hanım he. İyi seneler. İyi seneler bey. Hatırlıyor musun ilk yıl başında da buraya gelmiştik? Hatırlamaz olur muyum? Peki sen bana o gün ne dediğini hatırlıyor musun? Birlikte girdiğimiz her yeni sene miladımız olsun. Hep en baştan seveyim seni sevgilim. Bak yine kitabın ortasından konuşmuşum he. İyi gidi. 41 sene dile kolay. Sonra bir kere daha gelmiştik buraya hatırlıyor musun? Ömrümüz gitti be. Ömrümü yedin. Dedim ömrümü çürüttün beni. Ne biçim seviyorsun lan sen beni? O biçim seviyorum. Çok. Hem de çok. Biliyorum. Ben de seni çok seviyorum. Gaju'dan bile çok mu? O kadar da değil lan. Ama şimdi onlar nasıl laf? Ama seninle uğraşmak hoşuma gidiyordu canım. Hem sen benim en yakın arkadaşımsın. Sen de benim. Bazen çocuk hareketlerin oluyordu. Ağzına yapıştırasım geliyor. Valla dansöz. Çok güzel dans ediyordu. Ne yapayım? E olsun. Her şeye rağmen... Bütün yemelerine rağmen, her türlü zorluğa rağmen, her kıyafetine rağmen, bütün seneleri birlikte girelim sevgilim. İyi seneler. Yeni yıla da girdik. Ne yapacağız şimdi? Benim aklımda bir fikir var. Ne?
Ve yani mesela bu skeçte zili kime çaldıracağıma şaşırıyorum. Çünkü hakikaten duygusu o kadar yoğun ki yani. Her skeçin finalinde benim gözüm doluyor. Yani o kadar güzel bir duygu yakalandı ki bu skeçle. Yani her dönemi finalde bağlandığı yer... O kadar böyle bir ömrü birlikte geçiren çiftin yılbaşında da aynı yerde olması falan. Ben duygulanıyorum ya bu skeçte. Sizin kısımda değil de. Yani geçen sefer kim çalmıştı? Siz çaldınız. O zaman Batu ile Ezgi zile gidiyor. Gençlik halleri bu çiftin. Yani arkadaşlar hakikaten duygusu acayip yoğun bir şey. Yani bu... Atıyorum hakikaten büyütülebilecek, yani böyle dizisi yapılabilecek falan o kafada bir şey olduğuna inanıyorum ben. Benim böyle inançlarım var biliyor musun çok yani? Ya sen ne saçma bir tipsin ya. Ya inanılmaz bir karakter. Yani ikinizin karakteri zaten çok saçma. Bir de bugün bize eşlik eden Birsu, Anadolu Ateşi'nin dansçısı. Bir alkışlayalım kendisini buradan. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldin buradan. Tüm Anadolu Ateşi ekibine, Mustafa Erdoğan'a sevgiler. Biz herhangi bir yılbaşı organizasyonu olduğunda zaten hani kardeş kurumdur. Birlikte sahnede çok güzel işler yaptık. Buradan bütün ekibe, Mustafa Erdoğan'a sevgiler, saygılar, selamlar olsun efendim. Evet. Şahane. Yani yılın son çok güzel hareketleri hakikaten yılbaşı tadında geçiyor. Şahane skeçlerle geçiyor. Çok güzel hareketler. Şahane bir şekilde devam ediyor efendim aslında. Kupası maçlarını izlerken ya da herhangi bir maçı izlerken totemleri olan var mı? Ya da maç izlerken böyle belli bir totemi olan ben şöyle yaparım diyen. Şurada bir hanımefendi el kaldırdı. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Benim abim, ben çok böyle fanatik, fenerli bir ailede büyüdüm. Hı hı. Benim abimin çok saçma totemleri vardı. Ne gibi? Neler yapıyor? Mesela Fener maçından önce bir gol atıldı mesela. O gol atıldığında herkes hangi konumdaysa bir sonraki maçta o konumda izlerdik. Tekrar oraya geçiyorsun. Evet. Mesela annem bir şey getirirken o ayakta o şekilde beklerdi. Ben böyle... Yani gol atılan anı evde evet. Şey yapıyor, sabitliyor. Bir kere abim pantolonunu giyerken gol oldu. Gerçekten. Kemerini o konumda tutarak bütün maçı izledi. Hepimiz koltukta o konumda maçı izledik böyle. Hep abin de böyle giyinirken evet. Böyle. Çok güzeldi. Hep o şekilde maçı izlerdik. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bakalım skecimizde de tam bu konuları işleyeceğiz. Totemim var geliyor. İyi seyirler, iyi eğlendiler diliyorum. Hadi. Mutlu akşamlar. Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde maç inanılmaz bir hızla ilerliyor ve şu anda Fenerbahçe kalesinde büyük bir tehlike. Totem. Sert şut. Totem. Totem. Out! Açtı! Sırıkoy! Güzel totem tuttu. Vursana orada. Orada vur kafayı, niye bekliyorsun? Ay Ziya! Orada gene kafa... Gene mi maç Ziya? Gene mi totem ya Ziya? Allah aşkına ya. Tuttu bunu. Önünden çık! Önünden çık! Önünden çık! Çık önünden! Önünden çık! Ya ne yapıyorsun? Şu evin haline bak. Çocuk gelecek ya. Allah Allah! Şu yastığın şeyin haline bak. Misafir gelecek. Ya kim geliyor? Ne misafir ya? Ya kızın arkadaşı tanışmaya gelecek ya. Erkek mi arkadaşın? He! Oğlan erkek. Bugün mi vurdu? Ya sus Allah maç Allah. Maç var. Şimdi Beşiktaş kontrol atağa kalkıyor. Fenerbahçe kalesinde... Dur. Büyük tehlike. Büyük tehlike, sakın bozun. Bozun orayı. Bozun orayı. Ya niye bozayım? Orası bozuktu, totemin var. Ve offside. Gördün mü? Gördün mü? Nasıl oldu lan o? Gördün değil mi? Totemin var. Ay sen vallahi manyadın iyice ha. Kızım nasıl totemmiş, manyadın? Totem. Ya Allah Allah kızım, kupon yaptım, kupon. Bak. Bu maç eğer Fenerbahçe kazanırsa 85 bin lira kazanıyoruz. Kaç? 85 bin lira kazanıyoruz. Bırak dağınık kalsın. Yeter. Bu zamana kadar topladık da ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Vur orada. Orada ne yapacağız? Başka ne yapacağız? Başka bir şey yok. Totem'e devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Sen şimdi tek ayağını kaldır. Tek ayağını kaldır öyle izle. Şu bileği hareket et. Tamam. Güzel. Hadi lan. Totem. Çekişim. Dursana orada. Vur lan. Anne baba ne yapıyorsunuz?
yapıyorsunuz ya? Kızım babanın totemi gelmiş maç. Hadi babanın totemi geldi. Senin neyin geldi anne? Ben de bir ucundan totem dedim. Anne. Atem totem ben seni. Şekere katem ben seni. Aşama babayı gelen de ya. Durun. Erkek arkadaşım tanışmaya gelecek dedim baba. Ya ne yapıyorsunuz? Evin haline bak. Kalsana. Yana durar. Sana kızım bak, her şeyi geçtim. Nerede tanıştım bilmem ne falan, onları geçiyorum. Hangi takım tutuyor çocuk? Takım tutmuyor babacığım. Ben tutturacağım ona takım. Tamam. Merak etme. Ben ona takım geldi durun, tamam, sakin ol. Tamam. Kapıyı açıyorum. Tamam, sen kapıyı aç. Önden geçme. İleri geçme. Baba ya. Öne geç. Ya hadi sen dışarı yap. Aç. Hoş geldin. Tanıştırayım annem. Öpeyim efendim. Ay çocuk. Bu da babam. Öpeyim efendim. Ya siktir lan. Sana demedi. Totem yapıyor. Ya anne ya, bugün yanlış gün mü acaba tanışması için? Hayır kızım, olur mu öyle şey? Sen git öp amcanın elini, o sevinir. Öp. Evet. Öpeyim öp, şu anda. Öp. Nerede? Efendim ben... Nerede? Adam nerede? Sen bakmıyorsun ki. Adamın nerede olduğunu görmüyorsun. Adamın nerede olduğunu bir bak. Samuel! Osayi! Osayi Samuel ya! Allah ya! Hayır bak. Şöyle. Tamam. Şu şekilde. Tamam. Ben artık... Ama bu tarafa! Tamam ama öpemiyorum bir türlü. Böyle! Öyle tamam, öyle yeter lan! Ne yapıyorsun lan sen? Evet, Fenerbahçe'ye atağa geçti sayın seyirciler. Atağa geçtik. Bir daha öp. Baba. Bir daha öp. Tamam. Öp. Bir şut. Ah, direkten döndü. Bir daha öp. Öp. Bir daha direk. Direkten dönüyor bir daha. Bir daha direkten döndü, aman Allah'ım. Boynuma dal. Hayatım pardon, dalmışım, ne yapayım yani? Görüyorum daldın. Ya Ziya sen ne yapıyorsun? Gol geldi. İyi misiniz? Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor ve hakemin düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. Oh. Ay bitsin şu maç. Allah belanı vermesin. Gözüm çıktı. Allah. Böyle tahmin etmemiştim. Ay yeter. Kapatın. Yeter. Çok güzel. Kapat. İlk yarı bitti. Çok iyi. Çok şükür. Ziya! Ne yapıyorsun Ziya? Ay Ziya! Oğlanı maymuna çevirdin. Burada beni ne yaptın Ziya? Sen ne yapıyorsun? Ya totem yapıyoruz, Allah Allah. Totem diye kutumuz çıktı şurada. Senin toteme bir şey olmaz. Git çöksün. Koçum, aslanım benim. Bir tane. Bak şimdi güzel gidiyoruz. İlk yarı 1-0 öndeyiz. Sen ikinci yarı beni öpmeye devam edersin. Biz maçı alırız. Tamam mı koçum? Tamam mı? Tamam. Ben gidiyorum içeri. Yani nereye gidiyorsun? Tamam. Nereye gidiyorsun? Şeye gideceğim. Niye? Pijama mı giymem lazım? İkinci arayı pijamayla yazıyorum. Totemim var. Allah'ım ya Rabbim ya. Bari bak çocuğa bir hoş geldin de. Hoş geldin. Ay kusura bakma oğlum. Bizim böyle maç olunca babamız böyle oluyor. Yok, ne efendim, yapacağım? Hiç problem değil. Ben kendimden biliyorum. Ben de Beşiktaşlıyım çünkü. Ne? Ay şey... Çok mu Beşiktaşlısın ki? Ha? Yani aşkım, Hatice teyze Beşiktaşlı'nın azı olmaz ki. Yani çok Beşiktaşlıyım yani. Hadi. Yani babam beni sırf Beşiktaşlı Sergen'den dolayı adımı Sergen koymuş. Oh. O kadar yani. Aşkım ne olursun. Ne? Bu akşam benim için adın Sergen değil Alex olsun. Ha, ne dersin? Derya ben Çorumluyum. Neyin Alex'i ya? Ya ne olursun. Benim için Fener'i tut. Ben ama yalan söyleyeceğim yani. Evet. Tutamam ki. Ya ne alakası? Niye tutamayasın oğlum? Hayır, ben çişimi tutamam. Ben yalan söyleyince çişim geliyor benim. Çok saçma. Çocukluğumdan beri öyle ama yapacak bunu niye ben bilmiyorum? Hayatım ben sana hiç yalan söylemedim ki. Ya tamam. Peki çişin geldiğinde de yalan söyleyesin geliyor mu? Nasıl? Ne bileyim öyle merak ettim. Tamam saçma oldu tamam. Ne yapacağız? Başka takım tut. Şöyle yap. Ne olur. Babam seni çiğ çiğ yer. Bu akşam ne olursun Fenerli ol. Sana evet, yalvarıyorum evet, benim için aşkım. Kupon yapmış adam. Evet. 85 bin lira yatacak. Oo, evet. İyiymiş de ben de kupon yaptım. Beşiktaş yenerse 235 bin lira kazanıyoruz biz de. Hadi lan oradan. Anne. Ne yapayım? Bu ne
ya? Anne. Bu ne? Damadı mı tutayım mı? Kocamı mı tutayım? Ne yapayım tamam, ben? Tamam. Şöyle yapalım. Siyah amca gelince ben diyeyim ki ben takım tutmuyorum. Ha, güzel. Nasıl? Olur, çok ben olur, takım olur. Tutmuyorum diyeyim. Tutun, çok güzel. Tamam, tamam hadi, sağ olun ya. Bu arada tekrardan memnun oldum. Derya güzelliğini ve asaletini sizden almış. Ya sağ ol canım benim. Çişin geldi mi? Ha doğru diyor o zaman. Ha anlamda. Ne alaka şu anda? Hayatım ezberlemiştim unutmadan söyleyeyim dedim. Aa doğru dedi. Diyor canım. Biz ailecek çok asilizdir. Hacı! Ne var lan? Bıcımın hanım nerede? Ne diyorsun? Bıcımın hanım nerede? Oraya koydum ya. Ne diyordum? Biz ailecek çok asiliz yani. Anladım. Sağ ol oğlum. Vallahi seni inandım. Evet. Böyle bir şey. Baba bu ne hal? Ana, küçülmüş mü lan o? Ne ya? Küçülmüş mü lan o? Ben öyle demedim. Öyle dedin. Sen benden habersin. Niye küçüldün kızım? Bu benim totem pijamam bu benim ya. Ama ne yapayım ya? Ne yapayım ya? Bana soracaksın önce. Ben bunu yıkayayım mı diyeceksin. İnsan bir sormaz mı ya? Pis de değil de gayet de güzel. Ana evde adam var lan. Maç izlediniz ya. Evet erkek arkadaşım. Ha. Doğru öptüm. Sohbet ettik, konuş bir şeyler. Hoş geldin delikanlı. Hoş bulduk efendim. Bakalım şimdi sen... Sakın kaç ay daha sattım, kaç başladım. Ay başlamadı daha. Başlamadı ya. Şöyle daha ani hareketler yapma. Var mı da? Var, bir iki dakika vardır herhalde. Koçum aslanım benim. Adın ne bakayım senin? Sergen efendim. Sergen, hangi Sergen bu? Fenerbahçe'deyken ki Sergen. Fenerbahçe'deyken ki koymuş. Yani babam ben, Sergen Fener'deyken babam adımı Sergen koymuş. Ailesi. Ay. Ne oluyor? Sıkıştım. Tamam tut birazcık. Vallahi sıkıştım. Tut aşkım tut. Hayatım ama bu böyle zorun sorarsa ben sürekli yalan. Ben tutamam bu kadar soruda. Aşkım biriktir biriktir en son sıçarsın tamam mı? Lütfen. Tamam. Dayan. Sen o zaman aile senin komple siz Fenerlisiniz yani öyle mi? Yok efendim ben Beşiktaş. Şey oldu. Ben Beşik'ten mezara kadar takım tutmamaya yeminliyim efendim. Evet. Ay. Neyse bugün Fenerlisin tamam mı? Bugün Fenerlisin. Bugün Fenerli yapacağız. Tamam. O şekilde maç başladı. Maç başladı. Aç. Evet ikinci yarı başlıyor sevgili seyirciler. Müthiş mücadelede heyecan devam ediyor. Derya gel. Biz seninle bir şeyler getirelim çocuk oturmasın öyle tamam, boş. Anne, tamam. Hadi siz de güzel güzel izleyin. Tamam sağ olun. Ben de bir lavaboya gideceğim. Sen lavaboya gideceksen içeride Fenerbahçe forması var 12 yöleken. Biraz daha tutarım. Tamam. Tamam. Tamam gel bir üçlü çekelim gel. Üçlü. Benim totemdir. İkinci yarı başladı mı ben üçlü çekerim. Tamam üçlü çekelim. Bir, iki, üç. Fenerbahçe, 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 Fener, Fener. Tamam. Siktir et otur sen. Daha alışamadım. Otur sen otur. Şimdi Fenerbahçe'nin ani gelişen bir kontratak. Dur böyle kal, böyle kal, böyle kal. Beşiktaş savunması çaresiz. Böyle sakın kalma. Tamam. Sakın bozma. Tamam kaldım, niye kaldın? Totem. Sen ne yapıyorsun amca? Totem, sakın bozma. Tamam, totem. Sakın bozmuyorsun. Çok bozmuyorum. Bu kafanı oraya... Tamam, totem şu an. Ne yapıyorsunuz baba? Totem kızım sus. Totem. Fenerbahçe gole gidiyor. Fenerbahçe gole gidiyor. Gidiyoruz. Gidiyor gole gidiyor. Sakın zıngıldama. Tamam. Zıngıldama. Zıngıldamıyorum. Bir çalım daha kaleciyle karşı karşıya. Tamam karşı karşıya. Muh. Karşı karşıya. Karşı karşıya. Şuuuut. Muh. Sen niye oturuyorsun lan? Abla pozisyon bitmedi sen be. Ben sana otur dedim mi? Ben sana otur dedim mi? Hangi takım? Ben sana otur demedim. Karıştırdın. Bizi nasıl karıştırdın? Ya baba. Karıştırdım. Niye çocuğa bağırıyorsun? Totemi mi bozuyor? Ya Allah Allah. Ziya ya. Belki de sen değiştirmen lazım kendini. Evet. Belki sen sinirlendiğin için olmuyor. Geçen sakin izlemiştin. Ha. Hangi maçta ha. O? Galatasaray. Galatasaray maçını sakin izledin mi? Evet baba ya. Yenmiştik onu. Evet. Sakin. Zaten dakika kaç ki? Daha. O dakikalarda ben zaten hani sakinlik totemi... Oturur mu? Sakinlik totemi. Sakinlik totemi var. Totemi ben Galatasaray maçını ben kazandırdım sakinlikle. Ben kazandırdım. Bizim Ren maçı var ya. 3-0. Sen bir sinirlen 3-0 ilk yarı. Biz sinirlendim 3 tane yedik zaten. Tamam. Dedim ki bundan sonra hep sinirlenmek yok. Sakin. Ne yaptım biliyor musun? Bir sakinim. Bir minnoşum. Hiçbir şeye kızmıyorum. 3 tane tak 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 attık. Evet. 3-3. Gerçekten. Gerçek. 4-3 olacaktı da ben bir hakeme bir sinirlendim bir anda.
çok da uzatmadılar maçı. Ondan herhalde atamadık derdi. Bundan sonra sakinim bak. Sakinliğimle maçı nasıl alıyoruz? İzle. Fenerbahçe hücuma çıkıyor. Gördün değil mi? Bak çıktık. Evet. Evet. Sakinim. Sakin. Bayağı. Çok aşırı sakinim. Topet sizde de. Sakinlik totem. Totem bayağı iyi. Sakinim ama o pası da ver ama. Ama o pası da ver. Bayağı iyi. Sakinim. Bayağı Fener oynuyor. Evet. Ziya amca Fener çok gevşek oynuyor sanki ya. Evet. Sensin lan gevşek. Beşiktaş topu kaptı. Sakinim. Sakinim. Şimdi sakin. Tekrar Fenerbahçe'de top. Sakin gördün. Oh çok şükür. Fener bu maçı hayatta alamaz Ziya amca. Ne diyorsun lan sen? Beşiktaş yine topu kaptı. Futbolok kesildi başımıza. Sakinim. Futbolok kesildi ama iyiyim ya. Sakin Ziya. Fenerbahçe aldı topu. Aman Allah'ım. Sanki tenis oynanıyor. Görüyorsun. Fenerbahçe aldı topu. Bizim Derya'yla 3 yıldır ilişkimiz var. Ben bir biliyorum lan 3 yıl ne? Beşiktaş şimdi yükleniyor. Senden sakladık Ziya. Olur genç insansınız ne olur. Sonra her şeyde babaya söylenmez ya. Direkten döndü. Geçen yaz tatile gittik biz. Ne diyorsun lan sen? Beşiktaş hücuma geçiyor. Senden de sakladık. Enayi uyuyorsun sen. Uyuyorsun. Bir şut. Herkesin tatile ihtiyacı olur. Ve direkte patladı. Biz öpüşüyoruz ulan. Lan. Beşiktaş bastırıyor. Hem de ağızdan böyle. Çok sert bir şut. Bayağı. Çok sert bir şut geldi. Neyse, bu lan değil. Ve gol! Beşiktaş beraberliği yakalıyor. Hakem son düdüğü çaldı. Karşılaşma berabere bitiyor. Santrası bile olmadı. Bitti, bitti, bitti. Maç bitti. Berabere bitti. Şşt! Sakinleş. Ne için çocuksun lan sen? Terbiyesiz. Geliyorsun evimde totemimi bozuyorsun. Bir de terbiyesizlik yapıyorsun lan bana. Kimsin lan sen? Kimsin sen? Sakin. Kimsin? Bir dakika hocam bak. Sakin. Benim başka gücüm yok sakin. Hocam. Sakin. Terbiyesiz. Tamam ya. Ziya amca ben sana terbiyesizlik yapmak istemedim. Yani yaptıysam da özür dilerim. Totemini bozdum. Farkındayım çünkü ben de Beşiktaşlıyım yani Ziya amca. Biz de boş değiliz yani. Ha sen bir de Beşiktaşlısın abi. Ziya. Sen bir de Beşiktaşlısın. Ziya sen. Hocam, hocam. Ya baba bir dur ya. Uf, her şeyde ayrışıyoruz. Zaten futbolda da mı ayrışalım? Ya şu futbola gösterdiğiniz ilginin, sevginin birazını birbirinize gösterseniz... ...şu anda her şey çok daha iyi olmuştu. Farkında mısınız? Evet, evet öyle evet. Şşt ya. Doğru söylüyor kız. İşte o kadar. Bu ne yaptı? Tamam git sonra söyle. Sonra mı döveyim? Ona söyle. Sonra döveyim mi? Bir ara döversin. Şimdi değil. Kusura bakmayın Ziya amca tekrardan. Sen bak. O kadar burada bak. Baba ben kız babasıyım. O da baskılarıma rağmen... ...geri de kendi takımından vazgeçmedin. Delikanlı çocuk musun ya? Hadi hep barışalım. Hadi. Hadi. Tamam. Gel. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Pardon dalmışım. Ben alışkanlık oldu. Tamam ne şimdi dalacağım. Tamam baban öp deyince benim dalasım ama geliyor yani, boynan. Tamam. Kupon da yattı. Sorma ya Ziya abi. Benim de kupon yattı ya. Merak etmeyin benimki tuttu. Aa. Kız sen kupon mu yaptı? He beraberliği. Niye? Çünkü ben Galatasaraylıyım. Oyunumda aslan beslemişim. Wow. Wow derken hoşuna gidiyordu. Ama bakın ne kadar kazandım. Sen sonra küseceğim sana. Ne kadar kazandın? Sana sonra küseceğim. Tam tamına. Evet söyle kaç lira kazandık? Tam tamına. Kaç bin lira? 13 TL. Ya bir dalga mı geçiyor? Allah aşkına bırak ya. Bırak. 18'miş, 18. 18, 18. Ya 18. Ya çok iyi. Bu skecin zilini skecin mağduru olan Cemile'ye çaldırmak istiyorum. Gerçekten.
emek harcadı. Safacığım iyi bir oyuncusun. Komiksin ama... Güçlüsün. O nasıl vurmak? Bunların hep provası yapıldı. Ne? Cemile bunların provası yapıldı. Üç kez prova yaptık. Kardeşim çok özür diliyorum. Ya gerçekten harikaydı yani. Hem skecin konusu, bağlandığı yer... Yani Cemile'nin düştüğüne değdi, yemin ediyorum. Şahane. Çok zor gider. Devam ediyor harikalı. Evet, Star TV'nin en çok izlenen, reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını. Bilmiyorum. Evet, hepiniz izliyorsunuzdur. Gerçekten çok sevilerek izlenen bir dizi. Ben orada en çok şeye takılıyorum. Aile Antepli ve her kavgada o Antep sofrası ortada kalıyor. Yani hep benim aklım o yemeklerde. Şimdi Çok Güzel Hareketler versiyonunu izleyeceksiniz. Yalı Şaşkını geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Sultan Hanım, bak beni iyi dinle. Sonra yanlış şeyler yapıyorsunuz. Bu tulum peynirini Osman Bey'e yakın koyun çünkü çok seviyor. Ama aynı zamanda Gülden Hanım'ın da uzanabileceği şekilde olsun çünkü o da diyette. Ama kesinlikle Refakat Hanım'ın yakınında olmasın çünkü kokusundan nefret eder. Ağam, ağama gelince o sakın önüne falan filan koyma çünkü tansiyonu yükseliyor ona göre. Bu masanın tanjantını, kotanjantını, yarı çapını hepsini ayarlaman lazım. Ay of yeter! Yani Hafif Bey, ben bu kadar geometri bilsem niye hizmetçi olayım yıllar? Ağız tadıyla bir emir bile veremiyorum ya. Benim en büyük hayalim bu yalıya kahya olmaktı. Başarılı bir şekilde kahyalık görevimi yerine getirmekti ya. Ne kadar vizyonsuz bir hayal. Ben bakarım. İşim bu zaten, bak. Oh. Merhabalar memur bey. Merhaba, iyi günler. Yalı hakkında ihbar var. Bir dakika, bizim yalıda olmaz öyle şeyler. İhbar var kardeşim, yalıyı aramam lazım. Koskoca yalıyı zaten tek başıma nasıl arayacaksam? Ya bizimkileri de insan bir destek kuvvet gönderir kardeşim. Ben tek başıma nasıl arayacağım şimdi bu yalıyı ya? Nasıl arayacağım ya? Ne bu gürültü? Ay aklım çıktı vallahi. Merak etme kardeşim, ben buradayım. Osman, ben buradayım. Pardon hayatım, yanlışlıkla yengemi teselli ettim. Neden geldiniz memur bey? Çapkın oğlunuz bir kızı odasına hapsetmiş. Ah. Bak sen şu bizim haylaza. Bizim oğlumuz Osman. Tamam hayatım, ne fark eder ya? Bakın, sakın ağam bunu duymasın. Ağam bunu duyarsa çok kızar. Ağam! Ağam baskın var! Ne yapıyorsun? Ne zamandan beri benden habersiz baskın yapılır oldu bu evde. Baskının olayı o ya zaten, habersiz yapılır. Aha, torununuz yine eve kız getirmiş. Ne zamandan beri benden habersiz kız getirilir oldu bu eve. Münferit, çabuk buraya gel. Dede bir 5 dakika daha ya. Küçük bey, limonun sodanız hazır. Ayılmanıza yardımcı olur. Ya bir dur abi ya. Hadi ama özel jet geliyor, aç ağzını. Abi hayır. Bırak şimdi sodayı. Nerede o kız? Çabuk söyle! Büşra mı? Hayır. Tuğçe mi? Hayır ulan. Ceren mi? Lan yok. O zaman kesin mukaddes. Lan ne mukaddesi? Dur bir dakika söyleme, bir dakika. Harp alayım. Sevin be, Sevin.
Selo, sen nereden çıktın? Yatakhaneden. Ulan biz kız yurdu işletiyormuşuz da haberim yokmuş. Seni mahvederim. Senin hayatını karartırım. İterif! Neyse tamam uzatma. Hanımefendi de geldiğine göre. Hanımefendi buyurun şöyle geçin. Ben sizin ifadenizi alıp eve atayım. Ne diyorsun sen be? Hayır o anlamda değil. Yani evinize bırakayım anlamında geçerken. İyilik de yaramıyor ya. Tamam o olur. Sporda görüşürüz. Buyurun. Görüşürüz Selim. Buyurun çıkın çıkın. Zehir ettiniz yemeği. Zehir! Daha yemek yemedik baba. Ne zamandan beri benim lafımın üstüne laf söylenir oldu bu evde? Onu cevap versenize. Lafın üstüne laf söylememek için sustuk baba. Hayır, ben soru sorduğum zaman cevap verin. Çünkü mal gibi kalıyorum öyle olunca. Hani soru sorduğumda cevap verin yani. Şimdi geçin sofraya. Sen... Benimle gel. Münferit'e bir ceza düşünelim. Tamam ağam. Hepsi bitecek hadi. Bak sonra yatabilemezsin hadi hadi. Abi bir dakika. Dedem kesin ceza olarak beni yurt dışına gönderecek. Cezaya bakalım mı? Abi. Var. Çok orijinal bir ceza olmalı. Daha önce hiç vermediğimiz cinsten. Tek ayak üstünde dursa nasıl olur ağam? Ağam bence direkt evlendirelim. Anca öyle durulur. Ne? Ay bana uyar. Tabii ki yani ev işlerinden anlayan... ...bütün yalıyı çekip çevirecek biriyle neden olmasın? Saltım. Ama ben evlenmek istemiyorum. Ama biz üçümüz öyle istiyoruz. Üçünüz? Ben, keyfim... Ve kahyası. Sen tez zamanda o zaman hiç gözükmeyen yerlerine bir iyice bir bak. Eskiyorsun işte anladın sen de. Gözün arkada kalmasın ağam. Dede, bir kadın hakkında nasıl böyle konuşursun? Kadın değil oğlum. Refakat yengen Antep'e gitmişken bana da araba alacak. Kız gibi araba tertemiz. Göster bak. Ha, evlilik iptal yani. Yo. Tez zamanda evleneceksin ve soy adımızı ilerleteceksin. Bir erkek evlat getirerek dünyaya. Baba, bizim soyadımız Goygoylular. Ya bu soy isim ilerlemese, tükense de olur yani. Hem biz, bizimle dalga geçiyorlar diye Antep'ten İstanbul'a kaçmadık mı? Ama sonradan iyi de evlendik ha. Günaydın. Al işte dede, erkek torun istiyordum. Abimler versin sana. Yani inşallah neden olmasın? Olmaz hayatım, olmaz. Hiç ümitlenme. Oğlum yengen rahatsız. Niye yüzüne vurup üzüyorsun? Olmuyor hayatım, bizim çocuğumuz olmuyor. Anlıyor musun? Bizim çocuğumuz olmuyor. Bak ağlattın kızı, yakışıyor mu? Olmuyor, tamam mı? Olmayacağı yoksa olmaz. Denemiyorlar ki. Ya sen nereden biliyorsun? Çünkü ağam yalıdaki gözüm kulağım sensin dediği için ben bütün odaları dinliyorum. Evet, sizin odanızdan tık gelmiyor. Ama Refakat Hanım yalnız yaşamasına rağmen odasından türlü türlü sesler geliyor. Şu yalıya bir yalıtım yaptıralım. Olur hayatım. Ben konuşmadım. Tamam hayatım. Yeter. Zehir ettiniz yemeği. Zehir ettiniz. Antep'e git, tez zamanda gelinimizi bul. Olur ağam. Ya olmuyor işte, olmuyor. Neyi anlamıyorsunuz? Olmuyor, olmuyor. Tamam. Ya olmuyor. Yavrum. Ucuz olacak diye ikili menü almışsın. Abartmışım biz bunların hepsini nasıl yiyecek? Ya Hattuş'a şala ye işte. Paranın zaten kızlar gömeceği. Fakat nerede kaldı bunlar ya? Etme! Etme! Gel etme! Ya lazım ne bari? Sen bizi daha çok zengin göstersinler diye çarşıya yolladın ya. Ya
geldik ha. Saat kaç oldu Etmen? Ha? Bana bak. Sana verdiğim bütün parayı harcadıysan sonu kötü olur bilersin. 200 lira verdin ağam. Nesini harcayacak? Bak bak. Parayı beğenmiyor. Bizim zamanımızda 200 lira da yoktu. Doğru değilsin hala. Sizin zamanınızda sikke vardı. Susun! Çok konuşma. Al şunları takımdan. Hadi. Ver şunları. Keşke en sos da olaydı. Böyle kuru kuru git. Ama bu ısırılmış. Yok kız, vallahi elimden böldüm. Tuna kızım, sen niye yemeyin? Ben formuma dikkat ediyorum hala. Hamamda yarışma vardı da. Ne yarışması hele? O gelin sensin, Antep. Goygoylular küçük oğullarına gelin bakmaya gelirlermiş ha. Goygoylular deyince de insana bir gülme geliyor. Ama adamlar yalıda yaşıyorlar. Biz burada yalın ayak gezdik. He? Bu yarışmanın sonucu ne olacağı bir değil mi efendim? Üç heybetle uğurladılar babacığım. Şükürler olsun. İkinci tura daha iyi hazırlanmamız lazım gelir bilersin. Vakit yok ha. Hemen gelecekler. Etme. Kızlar. Doğru yürü hadi. Haberleri yapın. Haberleri yapın. Hadi koş, koş. Yürü. Dur açma, açma. Hatuş aşağıla. Nasıl görüneyim? Beni beğenirler mi böyle? Seni istemeyecekler lazım. Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Ya siz niye zahmet ettiniz? Bir telefon etseydiniz ben kızı gönderirdim. Kızın babası da kızı vermeyi amma merak ediyor. Yok, ben para seveyim. Yani sizi seveyim. Biz goygoyları çok iyi biliriz. Keşke ben de evleneceğim kızı bir görseydim. Ben kendisini tüm çıplak dili hamamda gördüm. Keşke ben de görseydim. Nedin lan? Hayır, yüzünü yani. Yüzünü görseydim. Acelen ne damat? Görürsün elbet. Ben Etme'yi balayından sonra gördüm. Eşinci kahveleri getirici. Efendim? Yapıcı. Nasıl? Edici. Ha? Cici. Etme. Ha? Buyur. Ay yok, size söylemedim. Gelin hanıma söyledim. Önüne bak kızım, dökersin kahveyi. Önüne bakmasın, bastığı yere baksın. Bence bize bakmadı, bize dağıtacaktı. Hayır, bize bakarsa da... Al, döktü işte. Kahve lekesi de çıkmaz şimdi. Kızım ne ettin? Ne ettin? Beyran, koş ablana yardım edersin. Ben yardım edeyim. Gel. İyi misin? Düştün. İyi misin? O gayet iyi. Sen nasılsın? Al anne, ben bunu istiyorum. Ne? Bunu istiyorum ben. Bunu istiyorum. Bana bunu alın. Ben bunu istiyorum. Tamam. Sakin ol. Hayır. Tamam. Sakin ol. Tamam. Ağlama çocuğum şimdi. Gördün mü? Tamam. Tamam oğlum. Sakin ol. Tamam. Ben oğlumu sakinleştiririm. Oğlum sakin ol. Tamam. Osman, ne duruyorsun? İste kızı. Yazım Bey, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...kızınız Beyran'ı, oğlumuz Münferit'e... Buna niye şaşırdınız hanımefendi? Ben hastayım ağam. Oğlumuz Münferit'e istiyoruz. Demek büyü değil de... Küçüğü istiyorsunuz, öyle mi? Evet. Eminsiniz mi? Bir depoya baktırayım. Belki bir küçüğü daha var. Emin misin oğlum? Yani baba, aslında ben minyon seviyorum ama... Ferit. O zaman... Verdim gitti. Bir dakika ya. Ya ne yapıyorsun baba? Ben üniversite sonucumu bekliyordum. Kızım, ben de seni üniversiteye göndereyim işte. Hangi üniversite? Kocaeli Üniversitesi. Allah da kahretmesin bu şakayı. O zaman biz içeri gidelim de gençler konuşsun.
Ben de dünürüme şöyle bir konağa gezdireyim. Gezelim. Arvatlar da avluda arva darmada konuşsunlar. Kadın kadına demek istediniz herhalde. Yo, arva darmada. Bayan bayana evine razıyım biliyor musunuz? Arvadın nesi var ya? Ben bekliyorum seni. Sen gitmeyin mi etme? Kafasız etme. Ben antibiyotik kullanayım ha. Seni seveyim benim ben. Ne yapıyorsun ya? Ceketimi çıkarıyorum. Bana bak, bu evlilik asla gerçek bir evlilik olmayacak, haberin olsun. Ben de sana çok meraklıydım zaten. Ne yapıyorsun ya? Yeleğimi çıkarıyorum, sıcak geldi. O ne ya, öyle kat kat giyinmişsin? Antep oğlum burası, sıcak olacak tabii. Buranın Antep olduğunu seni görünce anladım. Antep fıstığı. Ay. Sakın bir daha bana dokunmaya kalkma. Sen ablamın duygularıyla oynadın, adi adam. Ne yapıyorsun ya? Ne bileyim, öyle sinirlenince bir anda... Sen kendini ne zannediyorsun be? Ne bileyim, bugün çarşıda Antep fıstıklarını düşününce benden hoşlandığını sanmıştım. Demek siz daha önceden tanışıyordunuz, öyle mi? Ben de kahveleri döktüğüm için kendimi suçluyorum. Açıklayabilirim. Hayır, çok sinirliyim. Sakın bana bir şey açıklamaya çalışma. Oha! Oha! Ya madem ablamla öpüşecektin, niye onunla evlenmedin? Ben öyle sinirli görünce onu dayanamadım. Bu ne saçma bir açıklama? Hani bu evlilik formaliteydi? Hani biz ayrılmayacaktık? Selo. Bu kim ya? Ya Selahattin Hanım, açıklayabiliriz. Ne Selahattin'i be? Selin ben. Aa, ben Selo deyince Selahattin'i kısaltmıştım. Sus! Çok sinirliyim şu anda. Seni sevmiştim. Sana inandım. Yanılmışım. Aa! Sinirlenmeyin ama ya. Biraz. Ama ya. Sen ne iğrenç bir herifsin ya. Hepimizi öptün tek tek. Sinirli dayım. Beyran. Yusuf. Senin ne işin var burada? Ben sana çıkmış sorular kitabını getirdim ama sen baştan çıkmışsın. Ben seninle aynı üniversiteye gideceğim diye deli gibi ders çalışıyorum. Tıp kazanacağım neredeyse ya. Tamam dur, sakın sinirlenme. Niye sinirlenmeyeyim ya? Oha! Bu da olmaz artık. Sakin ol, okey, sakin ol. Lan öpmeyeceğim, döveceğim ya Allah'ım. Sen kim oluyorsun da dövüyorsun beni? Bu aslında ablamı istemeye gelmişti bu çocuk ama sonra bir anda beni istedi. Ama aslında bu hanımefendiyle sevgiliymiş. Kiminle evlenecek o zaman bu? Benimle. Biz münferitle uzun bir süredir sevişiyoruz. Yani sevişiyoruz derken birbirimizi seviyoruz manasında. Bu daha kötü. Alçak adam. Duygularınla oynadın, beni kullandın. Onun... Sen de ne işi var onun orada? Hatıra olarak almıştım. Bölüyorum ama... Eğer herkes için uygunsa, ben de Tuna Hanım hala şeyim. Ya abi bir dur ya. Ulan ne duru be? Herkesi sen öpüyorsun, biz... Lan o ne? Kim kimi öpeyim burada? Vallahi anlatması uzun sürer, bayağı olaylar oldu. Sultan, senin ne işin var burada? Haklısın hayatım. Ben konuşmadım Osman. Yeter be. Yekten ona söyledim. Benim ben refakati seviyorum. Hiç anlamamıştım. Ya. Babamın yengemle ilişkisi var. Trambalarım trambay oldu. Bunu inşallah dedem duymaz. Ondan beri benden habersiz öpüşülür oldu bu evde. Dede, hala.
Kesin cezamızı. Ne dersin Hattuşaş? Ben daha ne diyeyim ha? Yeter artık bu kadınların çektiği. Ya daha kaç tane kadın kendi tercihlerini değil de başkalarının tercihlerini yaşayıp mutsuz olacak? Beni de sevdiğimle evlendirmediler diye bir ömür yalnız kaldım. E değişsin artık bu düzen. Ya Hattuşaş hala sen de zırvalıyın ha. Doğru söylüyor. Hattuşaş. Ben hala seni seveyim. Gel buraya. Bu işin sonu kötü olucu bilesin. Diyenler. Zil var mı? Zil ya. Yani şöyle bir şey oldu yani ilk partta böyle bir biraz yavaş başladı ama sonra ritmi zile kadar gitti demek ki. Yasin özellikle senin çok benzemiş değil mi? Mutlu musun bu durumdan? aşırı. Abi kızı, kızı. Yani gerçekten çok. Evet, o zaman zili çalmayı... Ben... Yani para... Ben seni çok seviyorum. Ya seni yerim. Aha, bak seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet yani bir bu kadar izlenen herkesin bildiği bir dizinin parodisini yapmak da hakikaten bir sorumluluk yani. Her karakteri ayrı tanıyorlar. Herkes de karakteri iyi çalışmış ama yani birden 100 tane hikayeyi aynı anda 3 partta anlatmak da zordu. Bunu da zil aldığına göre başardığımızı düşünüyorum. Çok güzel hareketler devam ediyor arkadaşlar. Mahallelerde ya da evlerde değişilmez kuraldır. Yani evin çocuğu, en küçüğü ekmek almaya gider. Bu bir kuraldır. Ben de bizim evin en küçüğüydüm ve hep ekmek almaya ben giderdim. Ama hep böyle o ekmeğin o uç tarafı çok lezzetli ya. Bir o ucundan biraz ısırırdım. Sonra denge bozulmasın diye diğer uçtan da. Sonra diğer uçtan, diğer uçtan. Sonra onları böyle birleştirene kadar ısırır yerdim gerçekten de. Şimdiki arkadaşlar şunu düşünmüş yani. Ya evin en küçüğü gitmese ne olur? Yani evde başka bir ekmek almaya gitse ne olur? İnşallah en küçüğünün gitme sorununu da çözecek bu skeç. Para ver evren geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Bak kime diyorum saat kaç oldu hadi? 8 oldu saat. Şükran biz niye pazar günü sabah 8'de kahvaltı yapıyoruz? Pazar kahvaltısı 8'de yapılır Cevdet. Biz tatil koyu muyuz ya? Yani kahvaltı dediğimiz şey uyandığında yapılan bir şey değil mi ya? Hayır kahvaltı denilen şey evin anası ne zaman uyanırsa o zaman hazır olan bir şey. Anladım ya. Hadi Allah kabul etsin, hurma yok mu? Kadın sahura kalktım zannediyor ya. Ana yok, ana Ramazan'da değiliz ya. Sana da günaydın kızım. Alper nerede? Alper bütün gece fizik dersine çalışmış babası. Yalan söylüyor ya. Şu ekmeği uzat hele. Uyandır şunu kızım ya. O ne lan? Bu ekmek... Bu nedir? Bu... Biz bunu yemeyelim ya. Bu ekmeği yemeyelim biz. Hırsız gelirse kafasına vururuz bunu ya.
Ben yarım gün kavgaya girersem adamla da ekmek çekerim. Bu nasıl, bu nedir ya? Ya önce bayatlar bitsin dedim, ne var? Bayatlar bitsin diye de 3 yıldır biz niye sürekli bayat ekmek yiyoruz ya? Allah aşkına, tamam. Alper! Baba bırak bari, çocuk uyusun. Uyum, gitsin ekmek alsın. Alper! Lan Alper! Tak lan. Günaydın. Günaydın. Neredesin lan sen kahvaltı saatinde? Baba dün gece geç yattım ya, fizik çalıştım. Yalan söyleme. Vallahi baba hep fizik çalıştım ya. Nereden geliyor oğlum bu fizik aşkı? Ben anlatayım babacığım. Okula yeni bir fizik öğretmeni geldi. Hı. Bu hormon canavarı da onu beğenmiş. İşte gözüne girmeye çalışıyor. Aa, o senin öğretmenin annem. Yani öyle diyor anne. Uzay paralel evreninde, düzleminde her şey normal. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Evle bakkal düzleminde her şey normal mi? Git bir bak bakayım, ekmek al 3 tane. Ya ben niye gidiyorum? Bu gitsin ya. Ne alaka ya? Ben niye gideyim? Baba daha hava aydınlanmamış. Kız başıma ne işim var dışarıda, değil mi baba? Ablan haklı, gidemezsin. Gidemem. Ya ne demek bu? Geçen akşam aşağıda binanın önünde bir tane... Yok, kim, nereden, nasıl, ne olmuş, ne alaka ya? Ah, bir kere evin bir yazılmamış bir kuralıdır, tamam mı? Evin en küçüğü gider. Değil mi babaanne? Pastırma yok mu? Ya. Hala Ramazan zannediyor ya, Allah Allah. Bana bak kaynana, tekrar ediyorum. Bugün Ramazan değil. Hadi git ekmek al 3 tane. Ya bak, evde 5 kişiyiz, 5. Bu 5 farklı paralel evren demek. Niye hep benim ekmek almaya gittiğim evrende yaşıyoruz ya? Tamam lan. Tamam. Çöp çekeceğiz. Kısa çöpü çeken ekmek almaya gider. Kabul mü? Kabul. Herkes kabul mü? Kabul. Tamam. Bu 5 farklı paralel evrende. Ne? 5 farklı tamam. Paralel evrende. Aynen. Hadi. Çabuk çöpü. Çek. Sen de çek. Hızlı ol. Çektim. Çek. Benimki de uzun. Benimki de uzun. Ha, benimki de uzun. Of ya! Ben mi gideyim? Dışarıda it var, kopuğu var. Ben mi gideyim baba? Ya kızım aşağı ineceksin 5 metre yanda yan apartmanın altında. Git hadi ya. Of ya! Gidiyorum. Ben gidiyorum. Dışarıda kurtlar kuşlar yesin beni, değil mi? Gideyim de yesinler beni kurtlar kuşlar. Aa! Duydunuz mu? Kurt! Baba gitmeyeyim. Hadi git kızım, kendini daha rezil etmeden git ya. Kızım! Babaannem! Gitmişken 2 tane Ramazan pidesi alsana. Yazıklar olsun. Gidiyorum. Ben ekmek almaya gittim de ne konuşuyorsunuz, anlatın. Neler dönüyor? Bir mi böreğe bakayım? Ben yanlış bir şey mi dedim baba? Börek demişken, ben size Selvi Boylum Al Yazman'ın filminde Selvi Boylu rolünün ilk bana geldiğinden bahsetmiş miydim? Ya sen Selvi Boylu musun abi? Nasıl değilim? Değilsin tabii ya, Allah Allah. Lan kabul etmedim zaten. Kadir inanır, benim tipim değil. Baba, sence ideal ilişkide yaş farkı kaç? Ne bileyim oğlum, 2-3 herhalde. 12 çok mu mesela? Çok tabii, hayvan. 12 ne ya? Bence değil. Allah Allah. Kim o lan? Baba, ablam telefonu burada olmuş. Bakma oğlum, ablam telefonu. Sessiz al. Niye o? Benim bilgisayarım karıştırıyor. Tamam, o zaman açalım hadi. Oğlum, kimse kızına güvenme. Bir güveniyorum babamız. Canım, bakma, koy onu oraya. Baba, kalp, Taybora diye biri arıyor. Alo! Kimsin lan sen? Kimsin lan bu saatte benim kızımı arıyorsun? Ben Cevdet! Taybora mı? Taybora ne lan? Kaçıncı ayakta koşuyorsun sen? Taybora ne? Kimsin oğlum sen? Abo! Abo! Gel lan, tamam gel. Gel lan, adres veriyorum. Manolya Sokak, Hürriyet Aba... Evet orası. Nereden biliyorsun lan evi? Gel lan, bekliyorum. Gel bekliyorum. Git oğlu ite bak. Taybora. Kim lan bu Taybora? Aman! Taybora, sen kızın telefonunu mu karıştırdın? Kim bu? Sen biliyorsun kesin. Sen biliyorsun. Kim bu Taybora? Kaçıncı ayakta koşuyor bu? Kim bu herif? Kim bu? Bu kız kaç yaşında daha ya sevgili yapıyor? Daha yaşı kaç, başı kaç bunun ya? 12 bence çok büyük bir yaş farkı değil. Büyük lan! 12 de büyük yaş farkı. Gelsin söyleyeceğim. Kim bu Taybora? Soracağım ona. Abi sakin ol. Soracağım. Bundan sonra yok. Telefon kullanmak yok senin kızına. Yasak telefon. Geldim. Al babaanne, getirdim. Gel. Kızım, kim bu Taybora? Taybora kim? Ya kızım, tırnak pidesi istemedim. Ramazan pidesi istedim. Kadın bir dur, Allah aşkına pide diye tutturdun ya. Abi kebapçı mıyız? Bu bir ne? Dur ana ya. Allah Allah. Kızım, kim bu Taybora? Senin arkadaşınmış. Arkadaşın. Yok baba, ne arkadaşı ya? Benim öyle bir arkadaşım yok. Benim arkadaşlarım Beyza Nur, Sena Nur, Rümeysa Nur, Taybora diye biri yok. Kim geldi bu saatte? Kapı çalmış. Aç bakalım. Kapıya bakayım ben.
Kim lan o sevgilimin telefonunu açan lavuk? Ya senin ne işin var burada Taybora? Seninle sonra konuşacağız prenses. Sen kimsin lan? Ben Cevdet lan. Asıl sen kimsin lan? Utanmıyor musun lan baban yaşında adamla? Babam. Yaşında adamla diyorum prenses. Bak hiç dinlemiyorsun beni. Şu kim? Kim bu lavuk? Cücüklü? Ha? Kim bu? Ha, biliriz kardeşim ayaklarını. Bu kim? Kim bu kim? La hayvan pide yiyor, ne yapıyor? Babaannem. Ha, babaannem. Zaten sıkışınca babaannem. Taybora, onlar benim ailem. Evet, hoş geldin oğlum. Beni hiç saymadın ama. Valide Hanım herhalde. Evet. Öpeyim. Çok özür dilerim ya. Ben şimdi sabahın köründe de eve böyle girdim. Ya yalnız ev arkadaşlarımla yaşıyorum deyince kusuruma bakmayın. Sizde böyle bir beni dövme isteği uyandı değil mi? Seni anana avradını bile. Gel lan şöyle. Sen gel lan şöyle. Ekmeği ver. Ben... Şu kadar ekmeği ver bana. Ekmeği ver. Ekmek mi? Ekmek. Normalde atın önüm arpadan olur ama seninki buğdaydan olacak. Baba! Baba dur yapmasın. Dur yapma. Baba dur. Ekmek. Baba ne yaptın? Baba gitti. Ne yaptın Zeki? Baba ne yaptın? Bizini bunu masaya koyma diye. Bu adam öldürür dedim sana. Ekmekli adam öldürdüm az önce mi? Ah, bayatlar bitsin dedi. Başlarım bayatın anak. Ah, bayatlar bitsin diye katil oldum. Mamuzlarda yatacağım şimdi. Delirdim galiba, ekmekle konuşuyorum. Ben yatamam mamuzda. Ben mamuzlarda yatamam. Albin. Albin. Zıkkım ya hala. Yüzük adam öldürdü baba. Baba gel buraya oğlum. Gel buraya. Geç anne. Albin, ben az önce bu ekmekli adam öldürdüm. Ama ben mamuzda yatam. Senin baban çok yaşlı oğlum biliyorsun. Zaten bir iki seneye ölürüm be. Bırak evimde öleyim. O yüzden benim yerime sen yatacaksın oğlum. Gel al bu ekmeği. Al. Yapamam baba. Ama oğlum parmak izi olur ha. Yapamam baba. Yapamam. Sen oğlum. Biz için olacak baba. Ver oğlum. Bu yüzden bizimciyim. Söyleyin bana don getirsin o zaman. Tamam ben getiririm sana. Al. Durun, tamam. Sakin olun ya. Olur ne oldu, ne yapalım? Delili yok edeceğiz. Nasıl? Yiyeceğiz. Mantıklı yiyelim, benim. Yiyelim. Baba yenmez ki bu. Bayatlar biter, hemen yiyelim ne olursun. Ben yine bayat ekmek yiyor Allah kahretsin. Baba ne yapıyorsun sen? Şu yöntem gibi. Öyleyim oğlum. Taybora. Yazıklar olsun. Hepsi senin yüzünden. Ben gitmeseydim böyle olmayacaktı. Her şey benim yüzümden. Benim yüzümden. Acaba diğer paralel evrende neler yaşanıyor? Oha dekme. Ben gittim baba yok ya. Oğlum tamam lan çöp çekeceğiz. Çöp çekeceğiz. İsa çöpü çeken ekmek almaya gider. Güzel. Kabul mü? Bu beş farklı paralel evrende. Beş farklı paralel. Hadi çek çöpü. Bekle. Çek çöpü. Çek. Hızlı oğlum. Hızlı, 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 hızlı. Bu da benim. Benim uzun. Benimki de uzun. Benimki de uzun. Benimki de uzun. Kafam bana çıktı ya. Anne sen çıktın, sen gideceksin evet. Öyle mi? Evet. Tabii ben giderim. Çamaşırı ben yıkarım. Bulaşığı ben yaparım. Evin bütün yükünü sırtımda taşırım, çekerim, anayım, yaparım. Giderim ama ekmeğe de ben giderim. Tek bir lafını da etmem size. Kızım. Ana. İki tane pide al kızım. Ya size yazıklar olsun. Size yazık. Bana bak Cevdet, fırında börek var. Sakın ha dikkat edin ona, onu çıkartın. Hadi ya, hadi Allah aşkına. Hassasın bu konuda biliyorsun. Ya hadi ya, aman. Ben ekmek almaya gidince ne konuşuyorsunuz? Anlatın bakalım. Yani. Ya Şükran, menemeni de yaparsın ya. Ya menemeni yaparsın ya. O ne lan?
Lan patlıcanın menemenin içinde ne işi var ya? Baba Kadir, annemi bir yemek workshopuna falan mı yazdırsak ya? Gerçekten ya. Geçen yaptığı sütlaç neydi öyle çocuklar ya? Baba o sütlaç dedi ki annem pilavı yaktı. Ya o tatlıydı. Oğlum şekerden mi yapmış, ne yapmış ben Allah de anlamadım. Allah kahretmesin. Zaten şehriyenin diyorum sütlacın içinde ne işi var ya? Allah Allah. Bakın sütlaç dediniz aklıma geldi. Mavi Boncuk filminde Emel Sayın'dan önce bana teklif geldiğini anlatmış mıydım? Ya ana senin gözlerin mavi bile değil ya. Nasıl değil? Siyah. Lan zaten kara boncuk olacaktı da ben teklifi kabul etmediğim için olmadı. Tarık Akan hiç tipim değildi. Ya babaanne, Tarık Akan sana niye baksın ki? Eh ya. Siz beni gençliğimde görecektiniz, gençliğimde. Bırakın işleri ya. Ana bak beni lafa tutunuz, börek yiyeceğim. Lan ben gideyim böreği alayım. Bak, dur. Aman yanmadan. Biraz acele tamam, edeyim. Babaanne. Acele etme. İstese de eden yok ki zaten. Kızım kim arıyor? Baksana telefonuna. Baba Taybora diye biri arıyor. Taybora ne ya? İnternet için arıyorlar baba. Taybora net. Arıyorlar. Bir reklam ediyorlar. Bu nasıl isim lan? Şey işte, at hızında internet. At hızında veriyorlarmış. Lan baksana kızım. Madem belki ucuza internet verirler. Tamam ver. Ver. Yok yok tamam. Ben bakarım baba. Alo, Taybora net ama beni sürekli arıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Yani biz internet falan istemiyoruz. Sağ olun. Yok, sen kapat. Tamam sen. Tamam, kapattım. Sen niye kurumsal şirketle flörtleşiyorsun ya? Baba, sürekli onların yüzüne kapatıyorlar. Terslese miydim? Doğru söyle. Aferin kızım, iyi yaptın, iyi yaptın. Baba. He. İş yerinden ilişki yapsam sorun olur mu? Bana bak gerizekalı. Orası iş yeri değil, okul. O da iş arkadaşın değil, öğretmenin. Unut artık şu salak fikirleri ya. Ya şu ünvanlara takılmayın artık. Hala ünvan diyorsun. Hadi yemeğe giy Allah aşkına. Ne oluyor lan? Aha! Mutfak aha, yanıyor. Mutfak yanıyor, yangın çıktı. Babaanneni al. Babaanneni bak. Koş! Koş Allah'ım. Babaanne! Babaanne! Börekten çıkmış yangın. Ne? Böreği aldım geldim. Babaanne? 5 dakikası var onun daha. Baba! Allah'ın cezası! Ana! Ana! Baba! Oğlum, yangında ne yapılıyordu lan? Şey, çöp kapağını tutun, martılar. Martılar mı? İçeri sadece. Ne oldu baba? Ne yapıyorsun gerizekalı oğlum? Ne yapıyorsun ya? Aa, çok kapan martılar. He tamam. Alamadım, alamadım. Babaannenizi alamadım oradan. Aa, çok kötü içeri. Ya aşk olsun. Ben size dedim ki böyle dikkat edin ya. Lan anam yanıyor içeride. Kadın içeride kaldı. Börek. Kurtardım onu. Oh Allah'ıma şükürler olsun ya. Lan manyak mısın? Anam yanıyor ya. Kadın gezin gitti orada. Baba anne. Babaanne gel. Ay. Oğlum öbür tarafa gittim geldim. Çok kötü spoiler yedim ya. Cayır cayır yanıyorum. Ana ne dedin sen? Ama ben size dedim keşke ben gitmeseydim. Sen gitseydin abi. Benim yüzüm. Benim yüzüm. Acaba diğer paralel evrende neler oluyor? Hadi kop. Ha, ben gitmem. Tamam lan. Tamam şöyle yapalım. Çöp çekelim. Ha. Tamam mı? Kısa çöpü çeken bakkala gider. Kabul mü herkes? Kabul. Oh, tamam. Güzel. 5 farklı paralel evre. He, 5 farklı paralel evre falan oluyor onlar. Aynen öyle. Çek. Çek sen de. Hızlı. Çek, 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 çek. Tamam, güzel. Benim uzun. Benimki de uzun. Benimki de uzun. Benimki de uzun. Benimki de uzun. Ya yalan söyleme baba. Kısa o ya, yalan söyleme ya. Yazıklar olsun, ben mi gideyim lan koca baba? Ben mi gideyim oraya, he? Zaten çalışıyorum, çabalıyorum bu eve ekmek getirmek için. Bir de ekmeği almaya ben mi gideyim? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben giderim. Baba olarak gene ben giderim. Bütün aileyi sırtımda taşıyorum. Ben mi gideyim? Buna okey miyiz yani? Vicdanlarınız rahat mı? Benim rahat. Benimki çok rahat. Benim de rahat. Benim de rahat. Hiç olmadığı hey, kadar rahat. Yazıklar olsun size. Gerçekten. Yazıklar olsun. Oğlum. He. 2 tane pide alsa orada yedim. Senden beklemezdim ana. Senden beklemezdim. Yazıklar olsun. Biz
vicdanınız rahat mı? Tamam. Ya nasıl gelbele etti? Sanki var ya bir kere ekmek almaya gitsek kıyamet kopacak. Anne, hava bozuyor. Bozdu kızım. Ben ekmek almaya gidince ne konuşuyorsunuz? Ya var ya, sizde bir börek yaptım. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Ya. Aa, anne Taybor arıyor. Aç kızım, aç biz bizeyiz. Tamam. Alo, aşkım. Hı? Ben de seni... Alo! Ne oluyor baban ne? Ya yavaş ya. Babam yokken bu evin reisi benim. Aşkım ben başka odaya geçeyim. Salonda parazit var. Hiç ciddiyetim yok bu ailede ya. Hiçbir yerim ya yok. Ya bu kızın konuştuğu çocuk ne kadar iyi bir çocuk değil mi Şükrü? Evet anne. Sen benimle sohbet etmeye mi çalışıyorsun? Doğru söylüyorsun anne. Gerçekten çok iyi bir çocuk. Çok kibar ve çok başarılı. Anne. Ha. Kadınlar başarılı erkeklerden mi hoşlanır? Yani ben hariç evet. Neyin sen hoşlanır? Yani babanın başarısı burada da olur. Hiçbir başarısı yok. Gerçekten yok. Peki ama gene kadınlar başarılı erkekler var. Genelde evet, doğrudur. O coğrafyacı yaktı beni ya. Bir değil, iki verse girecektim öğretmenler odasına. Seviyorum lan seni diyecek. Ama oğlum senin hiç yaşıtı bir arkadaşın yok mu ya? Ya var da sevmiyorum ya. Ben size Kelebeğin Rüyası filminden teklif geldiğinden bahsetmiş miydim? Anne sen de atıyorsan biraz usturuplu at Allah aşkına. Zaten babaanne ya. Orada da Yılmaz Erdoğan mı tipindeydi? Yok Yılmaz Bey tam tipimdi de kıvanç tipim değildi kabul edin. Babaanne biraz atıyorsun mu sen ya? Biraz. Oo nereden çıkıyor bunlar? Nasıl nereden çıkıyor bunlar? Ya ya biraz. Tamam kapat. Ne oldu? Anne neler olmuş? Ne olmuş? Baksana Göktaş'ı, Tsunami, buzullar eriyor. Ama babanızı bir bakkala gönderdik, kıyamet koptu bak. Ama Aset oğluna şey yapmasın, bir şey olmaz ya. Anne nasıl bir şey olmaz ya? Dünyanın yörüngesi değişmiş. Aman tamam, şöyle yapalım. Ben bir böreği getireyim, sakince onu yerken düşünelim. Aferin baba. Gidin buradan. Ne oldu? Neler oldu? Dünyanın çivisi çıktı, acayip zombiler basmış dünyayı. Vallahi zincirli kuyu böyle. Baba zincirli kuyu zaten hep öyle ya. Lan gerizekalı, ayaz ağından başlıyor bu sefer. Hayatımız kaydı, zombiler her yerde. Dur, kızım, kızım. Oğlum, fide aldın mı? Zıkkım ya. Ana sen de yani Allah Allah fide. Hey kızım, pencereleri kapat. Pencereleri kapat. Bakayım. Pencereleri kapat. Pencereleri kapattım. Ötekini de kapat, ötekini. Lan gerizekalı zombi o, zombi. Ya baba, ayıp değil mi? Niye utandırıyorsun çocuğu? Taybora gel, seni ailemle tanıştıracağım. Gel. Baba. Ya aşkım, aşkım ne yapıyorsun babamların yanında? Yapmasana. Ay, baba! Ah! Ya, zombi olmuş. Zombi mi olmuş? Ana gel, ana kaç. Ana kaç. Ya. Ana kaç. Baba, babaannem zombiyle aynı yürüyor. Çok olsun oğlum. Ana! Anne! Sen gitti. Isırdı. Aman Allah'ım. Babaanne. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Allah seni kahretmesin, ne olduk? Ne oluyor? Şükrü ben de zombi oldum. Kaynanasıyla da çok bir değişiklik yok. Kapıyı zorluyorlar. Kapıyı zorluyorlar. Ne yapacağız? Üstümüze geliyorlar. Kesemiyoruz. Baba, ekmekle vuralım. Saçmalama lan. Babaannen, ben anneme kıyamam. Ben senin anana kıyarım. Ben. Hayır, hayır. Bırak bunu. Bırak gel buraya. Yapma kadına. Yapma. Senin yüzünden o. Benim yüzümden. Senin yüzünden aptal çocuk. Allah'ım. Keşke ben gitmeseydim, sen gitseydin. Acaba her paranın evlendi neler yaşanıyor? Yok ben gitmem. Kop hadi kop. Ya yok baba ben gitmem. Tamam. Tamam. Çöp çekeceğiz. Hah. Yapacak bir şey yok. Kısa çöpü çeken bakkala gider. Güzel. Bu beş farklı paralel evrende. Hah. He paralel. Hızlı çek. Aferin sen de. Sen de. Sen de. Oh bu da bana. Benim uzun. Benimki de uzun. Benimki de uzun. Benimki de uzun. Ha süktür ya.
85 yaşındayım. Ayıp ya. Ben giderim. Bak derler ki bu kadını derler, annesini derler, babaannesini bu yaşta bakkala göndermiş derler. Doğru söylüyor. Kahveye çıkacak yüzümüz olmaz. Hadi kop anne. Ya baba yok. O çekti, o gidecek diyor. Evet babaanne ya. Mızıkçılık yapma. Yani gerçekten kaynana. Sanki gitsen öleceksin. İyi tamam ya. Sizden de baş edilmiyor ki yani. Babaanne. Sen ne şomazlı bir kadınsın ya. Ne şomağlam bitti benim ana. Ya ben ne yaptım? Öleceğim varmış madem. Ha öleceği olur mu bir insanın ya? Ne bileyim ben. Ben size bana ruhsardan teklif geldi demiş miydim? Ana ne oldu Allah kahretmesin şimdi. Kahretmesin kadar gitti ya. Babaanne. Alkış zilin de işaretçisi diye düşünüyorum. Zil diyenler. Evet. Yani hakikaten aslında çok yani küçük bir tespitten yani ekmek almaya gidelimden işin zombilere gitmesi gerçekten yani her şey mi yakışır Oğuzcum yani zombi dedi hakikaten zombi gibisin şu an çok yakışmış kardeşim yani övgü olarak söylüyorum bunu. Evet zile kim gitsin? Evin hanımları gitsin zile. Evet, Evin Hanımları Tuğba ve... Ya evet, yani bu skeçlerde biraz şeyden korkuyorum ben. Tekrar ya. Hani acaba sıkabilir mi, bayabilir mi ama her seferinde hakikaten yeni şeyler bulunabilmiş. Yani o yüzden bence skeci böyle büyük kurtardı. En beğendiğiniz part hangisiydi? Kimin gitmesiydi? Zombilerin gelmesi. Zombilerin gelmesi. Bak ben sana dedim. Abi çok yakışıklı. Çok yakışıklı olmuş. Buyur. Evet, çok güzel gittiler. Devam ediyor alkışlarınızla. En kötü yanı sonu. Özellikle işte bu hani evlendiğiniz zaman işte boşanma döneminde zaten çiftler olarak bir karar veriyorsun ama bunu özellikle çevreye anlatmak daha da zor bir şey. Özellikle ailelere anlatmak daha da zor bir şey. Yani tatsız bir soru ama hiç böyle bir saçma bir ayrılık hikayesi var mı anlatabileceğiniz böyle? Sen el kaldırıyorsun. Ne sen ayrılık hikayesi mi anlatacaksın? 4 yaşındasın. Şu an birden mikrofon oraya verelim bakalım ne diyecek? Dur. Kaç yaşındasın? 11. 11 mi? Evet. Bir ayağa kalksana tam göremedim o yüzden. Ha 11'miş tamam. Memnun musun 11'den? Evet. Var mı ayrılık bir hikaye? Var bir tane. Allah. Ah. Oğlum Cengiz Kurtoğlu çaldırma bize burada ya. Var bir tane nasıl duygusal söyledin öyle? Ayrılma hikayesi değil de ben anaokulunda birini seviyordum sadece. Anaokulunda? Evet. İşte ya. Ne oldu? Ben seviyordum. Sonra bir tane daha çocuk vardı. Mikrofon da böyle tutuyor. Girecek şarkı ya. Ben onu seviyordum. Sonra bir tane daha çocuk seviyordu onu. Evet. Tam o da onu seviyordu. Bu kadar. Ama ben beni sevmiyordu. Sonra bir daha hiç aşık oldun mu? Yok. Orada bitti mi senin için olaylar? Evet. Düşünmüyorum. Oğlum bir olay yok ortada, bir şey olmamış. Nasıl yok ya benim? Yani aşka inancını niye kaybettin? Bilmem. Ben sevdim, o da beni sevmesini isterdim. Sevmedi diye gitti mi? Evet. Ulan bizim bütün çocukluğumuz benim karşılıksız aşkla geçti. Öyle şey mi oldu ya? Bu işler böyle. Karşılıksız aşkı böyle öğreniyorsun, öğreniyorsun. Sonra gerçek sevgiyi platonik aşk sana öğretiyor. Ben sana söyleyeyim bak. Bir tavsiye. Sen diyor, Eser abi sen şimdi diyorsan tekrar mı aşka inanayım? Lan nasıl bir... Yani şimdi ben seni yine öyle bir derin bir yere sokmak istemem. Yani konuşmanın buraya gideceğini de hiç tahmin etmemiştim ama... aşka inancını kaybedeceğin yaşta değilsin yani. Daha böyle bir dene, bir şeyler yap. Daha neler olacak yani?
Daha tam böyle, tam aşık kaybedeceğin bir olay da yaşamamışsın. Aşka inan, biraz daha bir olaylar yaşa. Sonra gel bir daha konuşalım. Tamam. Tamam, çok öpüyorum seni. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Biz bu sahnede duyduğum en enteresan soruydu. Sen öyle diyorsan aşka inanayım be Serap. Hani bir şarkı, bir klibin girişi gibiydi yani. İnan. Evet, şimdi işte bu ayrılık hikayesini aileye anlatma durumunu izleyeceğiz. Basın gidin toplantısı geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Ya Tolga, insan gibi biz ayrılacağımızı ailelerimize niye söyleyemiyoruz ya? Basın toplantısı düzenlemek nedir? Ya ne yapalım kızım? Bütün herkese tek tek dert anlatırsak haftalar sürer ya. Hemen böyle taka taka halledeceğiz ya. Yani ailece bir işi düzgün yapsanız şaşıracağım ha. Ya neyi varmış benim ailemin be? Anne hakikaten ne yapıyorsun ya? Allah aşkına ya. Torun geliyor torun, ya lelel, ya lelel. Adını sabit koyun, ya lelelli. Kız orta ismini, ya lelel, ya lelel. Varın hamiyet koyun, ya lelelli. Ya nasıl şarkı ya bunu? Anne sesin Allah'ım. Ya kendinize gelin, ne yapıyorsunuz ya? Anne hakikaten kendine gel ya. O öyle mi? Armudu dişledim, sabırımı işledim. Yarını elinde görelim. Abi, abi. Tamam, tamam. Ne yapıyorsunuz abi, ya? Abi, oğlum ne demek ne yapıyorsunuz ya? Torun olacak diye sen bize haber vermeyecek misin? Müjdeli bir haber yok mu bugün? Ya ben öyle bir şey dedim mi size? Demedin ama diyeceksin. Sonuçta evet. Bizi buraya niye çağırdın değil mi? Bu arada ben bayağı ap oldum yani. Tebrik. Oh oğlum, gerçekten bu çocuk fikri çok iyi. Başka türlü katlanamazdım bu kadının bez suratına. Duyuyorum ben. Bir tane dur diye sesle söylüyorum. Tamam, tamam. Geçin şöyle. Tamam. Tamam. Şöyle geçin. Siz oturun. Sağ ol. Tamam. Şöyle yürü de ben bunu görsün aşağıda. Ya yenge ne yapıyorsun? Miray su yenge ne yapıyorsun ya? Yani boşanacağız demek için çağırıyoruz. Torun tebliğine geliyorlar. Evleneceğiz demek için çağırdığımızda kurban bayramı kutlamaya gelmişlerdi. En azından bayram tebliğini aradan çıkarmıştık. Öyle düşün yani. Hakan bayrama daha 6 ay vardı. Pisi pisine gitti koç ya. Sanki senin ailen çok normal ha? Ne anormalliği var benim ailemin? Nesi yok ki? Kızım siz Amerikalara gitmiyor musunuz temelli? Gir, gir, gir. Amerika gevşettim, Amerika gevşettim. Amanın kasmaya gelmez, yavrum kasmaya gelmez. Dolar kuru yüksektir, dolar kuru yüksektir. Amanın bozmaya gelmez, yavrum bozmaya gelmez. Eller oynasın. Lütfen. Gerçekten gözüm ayrı, başım ayrı, kulağım ayrı kanadı. Ya siz neye seviniyorsunuz ya? Kızım, green card'a mı seviniyorsunuz? Tebrik ederim. Sonunda green card çıkmış. Hayırlı yolculuklar dilerim. Babacığım buna mı seviniyorsunuz siz? Green card mı oluyor? Ya green card bu fakirlerin kullandığı bir yeşil kart. O fakirlerin değil aşkım, memurlara verilmiyor mu? Hayır, o yeşil pasaport falan. Kızım aslında ben çok sevinmiyorum. Yani benim kızım öyle gurbet ellere gidecek, dolarla maaş alacak. Ayda annesine 500 dolar yollasa 18 çarpı 500. Yok lan ben seviniyormuşum ya.
İyi, iyi. Canım benim, tebrik ediyorum. Gurbet ele gitmene çok sevindim. Ama sen bu yanındakine dikkat et. Bir taraflara ayrı oynamasın. Eğer oynarsa bas kafasına, kaldıramasın kafasına. Tamam abla, biz bir şey açıklayacağız herhalde. Herkes yerlerine geçsin. Evet, hadi, tamam mı? Yerlerinize oturun. Lütfen. Bir şey diyeceğim. Vaz mı geçsek? Yani böyle söylemesek de olur gibi geldi bana. Hakan'cığım, bu senin harika planındı. Sen açıklayacaksın. Tamam, evet tamam, açıklamaya geçebiliriz. Evet. Evet, sevgili aile mensupları, evet. Bugün burada size bir çocuğumuz olacağını... Oğlan olursa adını sabit koyacaksınız. Bir dakika, benim kızımın değil oğlu, hamster'ı bile olsa adını sabit koydurmam. Bana bak hamster kadın, kış hamster kadın, kış. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen benim kocamın adını mı beğenmiyorsun? Ben 35 yıldır beğenmiyorum. Bir tanem, yanlışlıkla gerçek fikrimi söyledim. Özür dilerim. Senin de ayağına sıktın. Evet. Kendi aramızda şey yapmayalım kendi aramızda. Bugün sizlere burada bir çocuğumuz olacağını söylemek için çağırmadık. Ha, bir çocuğumuz değil, ikisiniz olacak yani. Ay, iki tane sümük yani. So cute. Ya Gülensu yenge, ne diyorsun ya? Allah Allah, öyle bir şey değil ya. Açıklayacağım şey o değil. Yani bence de zaten Amerika'ya giderse gidince yaparsa, ama sen yine buna çok dikkat et. Bunu benim gözüm hiç tutmadı en başından beri. Ablacığım, biz Amerika'ya gitmiyoruz. Green Card da çıkmadı. Ha, evet. Aynen ya. Zaten aldatacaksa burada temiz temiz aldatsın. Orada kadınlara ne katıyorlar belli de. Allah. Evet, Sade'de gelir. Evet. Biz boşanıyoruz. Kimden? Anne, öyle bir soru sordun ki reset atmamız gerekti beynimize. Ben annenin anlayacağı dilden söyleyeyim. Birbirimizden boşanıyoruz. Ama yani. Biz birbirimizden. Ama evet. Ama nasıl ya? Tamam, evet. Soru cevap şeklinde ilerleyelim. Soru cevap. Evet. Yengem Miray Sur'un bir sorusu var. Buyurun. Öncelikle ben gerçekten down oldum. Yani şu anda bayağı upset'im. Bayağı oldum. Ondan sonra da bad oldum. Bad. Ne diyor ya bu? Abi sen çevirir misin lütfen? Oğlum diyor işte, bad oldum diyor. Çok kötüyüm diyor. Adınıza çok üzüldüm. Bad'im diyor. Bad'im benzin attı diyor. Yani bayağı bir epic fail olduğunu düşünüyorum ve yani in the middle of nowhere yani by the way. Ve yani bu evlilik bayağı shit of shit olmuş gibi. Küfür etti ya. Küfür. Yani sıçıp batırmışsınız oğlum diyor. Böyle evlilik yürütülmez diyor. Olur mu böyle şeyler? Tamam, peki bir sorun var mı acaba? Sorum şu yani, burada bu evlilikte neyi fail ettiniz ya? Ve yani burada neden böyle oldu? Bir şey olacak gibi kıza ama olmuyor da gibi bir an. Diyor ki, bu evlilikte diyor neyi beceremediniz diyor ve ekliyor. Neden böyle oldu? Onu anladık zaten abicim. Yeah. Ben şunları kaldırmak istiyorum zaten. Evet, şimdi ben şöyle cevaplamak isterim. Öncelikle biz bu evlilik işlerinde çok çalıştık, çabaladık, aldık, verdik. Topu kanatlara indirdik biraz. Ve gerek ben olayım, gerek Pınar olayım. Olsana bir Pınar. Nasıl? Girme topa. Şöyle şeyler yaşanıyor. İkinci yarıda böyle bir baskı yedik falan, toparlayamadık. Sonuçta evlilik yani üç sonuçlu bir şey yani. Yani sen diyorsun ki anladığım kadarıyla artık ben önümüzdeki maçlara bakacağım. Doğru mu? Yani bu atmosferde tabii bunu söylemek ne kadar doğru olur bilemedim şimdi. Yani diyorsun ki bundan sonra skor odaklıyım. 1-0 olsun, benim olsun diyorsun, öyle mi? Yani skora mı koşacaksın? Onu mu demek istiyor Hakan? Olur mu öyle Pınar? Yani... yani diyorsun ki yedek kulübesindeki topçuları artık oyuna sokuyorum. Doğru mu? Yedek kulüben mi var Hakan? Ya öyle bir şey... Abi sen ne olsun istiyorsun? Ne saçmalıyorsun ya? Ya Allah senin cezanı versin Hakan ya. Senden boşanıyorum. Zaten boşanıyoruz biz. İyice boşanıyorum. Evet, her yerini boşa. Hiçbir şey kalmasın. Soru. Evet. Benim sorum kızıma. Evet anne. Kızım, evi arabayı üstüne alıp şöyle sağlam bir nafaka istersin değil mi? Anneciğim, ne evi ne arabası? Olur mu öyle şey? Bu sağduyulu davranışın için çok teşekkür ederim Pınar.
donuna kadar alacağım. Aferin benim kızıma. Bravo. Gördün değil mi ne kadar para gözlüler değil mi? Çok yemin ediyorum gözlüsün. Bak senin bu annen yüzünden bu haldeyiz. Bu para gözlülüğü, ananın para gözlülüğü yüzünden bu haldeyiz. He 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 para gözlümüşken. Bana bak bir tanem bu kadın senin her şeyini alacak belli oldu. Evlen arabayı şu saçlarının önü azıcık yemiş. Abinin üstüne yap. Yapsın ama. Ya evet benim üstüme arsayı da benim üstüme yapsın. Bir tane. Hayır bir dakika bir saniye. Bir saniye. O ev ve araba bizim hakkımız. Bir dakika. Bir şey söyleyeyim. Bu kadar. Bir şey sorabilir miyim? Buyur baba. Merhaba. Sabit Bey'le Konya. Baba, şimdi tanıyoruz seni zaten. Teşekkürler. Şimdi öncelikle onu şöyle bir şey söylemek istiyorum orada. O evlen araba benim oğlum evlenmeden önce benim oğlumun üzerine gidiyor. Ya ne alakası var ya? Evlenmeden önce ne ya? Ne alakası var? Bir saniye bak lafımı kesme. Ben bir lafı anlatmaya çalışıyorum burada. Ne anlatıyorsun? Saçmalıyorsun ya sen. Bir saniye bak benim bak lafımı seni. Kesme. Ya ne olacak ya? Ben bir saniye. Sen hain. Hayır sen. Ne diyorsun ya sen? Atan haini. Sus konuşma. Ben bu şartlar altında. Bu şartlar altında daha fazla dayanamıyorum. Yayını terk ediyorum. Hey hadi. Baba nereye ya? Su dökmeye gideceğim kızım. Sıkıştım ya. Ya otur ya, otur ya. Amca, otur zaten şey yaptık. Evet. Başka sorusu olan var mı? Evet. Evet, baba buyur. Merhaba, Sabit Bey Konya. Ya tanıyorum ya. Seni zaten. Öğrendik, biliyoruz zaten. Evet, benim sorum olacak. Şimdi evlendikten sonra biz diyorum ki bu düğünde takılan altınları acaba alabiliyor muyuz? Alamıyorsunuz. Nasıl alamıyoruz? Ben o altınları alabilmek için, takabilmek için kendi altınlarımı bozdurdum. Salak, niye komisyon ödedin? Direkt taksaydın ya. He! Allah Allah, bize yani mi sordun? Bize mi sordun? Yapsaydın. Allah Allah ya. Ya bunlar evlilik öncesinde. Bu bile. Arkadaşlar, el kaldırmadan konuşmayalım. Sen Arkadaşlar, el kaldırmadan konuşmuyorum derken söz isteyelim. Söz istiyorum. Söz istiyorum. Söz istiyorum. Tamam, söz veriyorum. Bana söz verir misin? Söz veriyorum anne. Söz veriyor musun? Söz verdim anne. Söz verdin, bu kadını boşayınca Melia'nın kızıyla evleneceksin. Mesela geçen hafta fotosunu de gösterdim. Tam benim gelinim olacak asaletli bir kız. Yazıklar olsun. Senin bu ananın beni bir gün olsun beğenmemesi yüzünden biz bu noktaya geldik Hakan. Bir tanem gelin gelin olunca ben gelini beğenirim. Bak Miraslı ya. Oturmasını kalkmasını bilir. Çok güzel, çok kibar. Bir oturdu mu bir de kalkmasını görürsen onu. Bu aralar Tiver çalışıyoruz da. Tiver. Sen seviyorsundur oğlum. Evet, ablacığım. Evet. Benim sorum sana tabii ki de Pınar'cığım. Sence de senin kocan olacak adam senden boşanmayı çok kolay kabul etmedi mi? Değil mi? Ne demek o? Yani diyorum ki çok kolay oldu bu. Bu seni boşayacak, kenarda o şeydeki bütün kadınlarla oh günlü gün edecek diyorum lan. Bak işte senin ablam yıllarca doldurdu. Bu ilişkinin en başından beri seni doldurdu. Yazıklar olsun sana. Saçmalama. Ben neden sizin en mutluluğunuzu kıskanayım? Kim altından kaçırdın? Hiç. Sen mi kaçırdın? Ben ablacığım. Ben çünkü bunların mutluluğunu kıskanmıyorum. Ablacığım, tamam zamanı değil. Tamam. Başka soru alalım. Evet. Soru. Babam. Buyur baba. Sabit Bey Konya. Ya baba Allah'ım ya. Evet. Her şeyi geçtim. Bir boşanma mevzusu yaşanıyor. Kabul. Bunu anladım. Fakat torun ne olacak? Ya biz boşanıyoruz. Ne torunu? Boşanıyoruz ya. Tamam oğlum ondan boşanıyorsun yani. Sonuç olarak başka bir kadınla evlenmeyecek misin? Başka bir kadınla evlendikten sonra ben bir torun istiyorum. Torun! Bakın bunlardan bana hayır gelmedi. Ben senin bir torun yapmanı istiyorum. Hemen Sabit Bey Konya. Niye? Niye? Torun yapıp ne yapacaksın? Soyadımız ilerleyecek. Evet, bizim soyadımız yürümesin mi? Ya senin soyadın Dübel ya. Dübel ya. O soy ismimiz devam etmesin zaten. Benim soyadımı beğenmeyene bak. Rıfat Sincapoğlu. Senin büyüklerin Sincap mıydı lan? Lan Sincap mıydı senin? Sincap. Babacım ne alakası? Kunduz muydu senin büyüklerin? Kunduz'du. Bunlar nasıl sorular ya? Ben ne yaptım oğlum? Sayansızlık yapma. Arkadaşlar lütfen. Tamam. Boş mu? Lütfen. Kocaman insanlar. Tamam evet sorusu kimin var? Şimdi. Uyudun mu baba hadi. Yok uyumadım. Oturdum burada sizi dinledim. Şimdi. Benim lafım oğlum sana. Evet. Hayatta her şey olabilir. İnsanlar hata yapabilir. Evet. Ama önemli olan hatanı kabul etmektir. Evet. Sen hatanı kabul edip bu kızıma karşı olan hatalarını kabul ediyor musun? Evet, kabul ediyorum. Peki kızım. Teşekkürler. Sen bu oğlumuza karşı olan hatalarını kabul ediyor musun? Evet! Ben de
Beşiktaş Belediyesi'nin bana verdiği yetkiyi dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Aa, ne yaptın? Ne oluyor ya? Ya biz boşanıyorduk be! Bu nereden çıktı? Boşanıyoruz ya biz. Ne bileyim ya, böyle dedem çok mantıklı konuşunca ben gaza geldim. Ya bu mu mantıklı? Gel. Ya lütfen yerine geçer misin ya? Yaşından başından ne hocam? Baba. Hareketlere bak ya. Baba. Aha sincap bu. Sincap. Büyük bir sincap. Siz gelmeyin. Utanmıyor da. Evet arkadaşlar. Utanmıyor da. Biraz hızlanmamız lazım. Son sorulara geçelim. Var mı sorusu olan? Evet. Buyur abi. Abi sor hadi. Ya sor. Ya. Acaba ben şeyi soracaktım. Evet. Eviniz müsaitse bu hafta sonu Amerika'dan misafirlerim gelecek de arka odada kalsınlar. Ya gündem dışı bir soru sanki ya. Yo Hakan, gayet gündem içi. Adam 4 senedir bizim arka odalarımızı Hair CNC ile kiralıyor ve sen hiçbir şeyin farkında değilsin. Ana. Abim yapmaz öyle şey. Yapıyor. Ya diyelim ki yapıyor. Yapıyor. Yapmaz yani öyle yapıyor şey. Yapıyor mu? Yani bir yapar, iki yapar ama üçüncüsüne yapmaz. Yapar. Gırtlağına çökseler yine yapmaz. Çöktüler, yaptım. Yaptım. Bak, abinin üçkağıtçılığı yüzünden biz bu noktadayız. Sen benim abimle böyle konuşamazsın. Konuşur. Ya sen ne olsun istiyorsun abi? Oğlum, şerefsizim ben. Allah artık yani. Ben bir şey söylemek istiyorum. Benim bu kızımın çektiği yeter artık sizden. Yani kızım... Bence manevi tazminat da iste. 250 bin lira gibi bir meblağ iyi bence. Asıl manevi tazminat, onu bizim istememiz gerekiyor. Benim 4 yılda oğlum sürümbükeçe döndü. Pisleşti, kötüleşti, gözü başı aktı, iğrenç oldu. Doğru kız. Evet. O kadar oldun mu ya? Götüme döndün oğlum şu. Neyse ne, manevi tazminat 6 altınların yarısı olarak düşünüyorum. Ya terbiyesizsin ya sen. Sen terbiyesiz. Sen terbiyesizlik etme. Sen önce Sibel'in düğününde tattığın gram altının hesabını ver. Şu kadar. Onun hesabını ver. Şu kadar. Evet, ya gerçekten tam bir cringe fest'iniz şu anda. Ne diyor ya? Adınıza utanıyorum diyor. Leşsiniz diyor ya. Bana bak. Vallahi diyor. Sen aç da kendi adına utan. Yalışık. Sen ne diyorsun bacım? Yeminle amuda kaldırırım, ne şekil şükül yapıyor, ne bilesin. Bilesin. Parçalarım ha, Allah'ım. Hadi beni bir büksene sen. Bükeyim. Servisim, ne yaptı seni? Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, sabahtan beri konuşuyoruz. Hep altın, yok oğlunun torunu. Yok oğlunun torunu, yok onun şeyi. Vallahi bunlar yüzünden ayrılıyoruz biz. Biz niye ayrılıyoruz ya? Aşkım, bizim... Ben seni çok seviyorum. Ben de seni. Bir daha deneyelim mi? Deneyelim. O zaman hadi durduralım şunları. Tamam. Tamam. Bir... Açıyorsunuz. Kesin artık ya. Adam beni atıyor ya. Biz size bir şey açıklayacağız. Açıklayın. Biz boşanmıyoruz. İyi bok yiyorsunuz. Dalga mı geçiyorsunuz lan? Oğlum adamlar bana parmak emdirdi lan. 60 yaş geri gittim lan sizin yüzünüzde. Gel buraya. Ben öldürdüm lan. Çok güzel gidiyenler.
seyirciden buradan da duydum böyle finali zil dedi. Biri gerçekten finalde büyük saçmaladınız ya. Ya ben bir şey söylemek istiyorum. Evet. Şakayla karışık herkes birbirine gerçek. Bakın arkadaşlar. O şakayla karışık değil zaten anlaşıldı o. Vallahi bak hele Oğuz bastonla çat ona Atakan'a vuruyor. Yasin'den büyük bir hınç alındı. Evet. Kızlar burada ben gerçekten... Ben bittim artık. Ben bugün bittim ya, gerçekten. Hayır bir de şimdi orada slow motion ya. Hani Batular gülünce sahne uzuyor. Uzadıkça herkes birbirini daha çok cimcikliyor. Vallahi bak. Ya skeç böyle yani skeç bence konusu fikri harikaydı. Hani basın toplantısıyla ayrılma falan. Ama bir inandırıcılığı böyle bir gidiyor bir geliyor. Ulan tam inanıyoruz bir düşüyoruz. Bugün seyirci harika olduğu için skeci bırakmıyor. Arada tek alkışlayan bile yürüyün aslanlar. Bir böyle... Yani skece herkes sahip çıkıp sonunda hakikaten Yasin'e o parmağı emdirdik be. Yasin, zili çalmak da... en çok skeçte zarar gören bugün insan mağdurlar olarak... çalıyor. Mağdurlar ya aslında işte yani skeç dünyası da böyle bir şey yani. Bazen skeç metni iyi olur, olmaz, o bu falan ama... Yani eğlendiğin zaman sahnede hakikaten o kadar eğlendiniz ki... ya özellikle ya o son sahneyi yavaşladım ya bir daha izlemek istiyorum yani. O son sahne inanılmazdı. Biz eğlendiğimiz zaman seyircimiz de eğleniyor. O yüzden güzel bir zil daha skeçimiz olduğu için mutluyuz. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarımızla. Teşekkür ederiz. Ben demiştim bugün seyircide bir şey var diye. Gerçekten yılın son programında olağanüstü eşlik ettiniz bizlere. Buraya gelen tüm seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık efendim. Yılın son programında Beykal Mutlak Oyuncuları olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Şahane bir yıl olsun. İnşallah kahkahalarla güldüğünüz sağlıklı, mutlu bir 2023 diliyoruz hepinize. Alkışlar Beykal ve Mutlak Oyuncularına gelsin.